Zaten Hazreti Sıddık Hazretleri tanıtmıştır. Diyanet işlerinde genel müfettiş Sayın Abdülkadir Sezgin hocamız sizlere hitap edecek. Kendi hitap edenden sonra sorumlu sohbet olabilir. Ne söylerim? Buyurun. Benden sizeyiz. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Resulullah'a, malime, evladına, Allah'a selam olsun. Değerli dostlar, ben size bugüne kadar dinleme fırsatı bulamadığınız, kolay kolay cesaret edilip anlatılamayan, korkulduğu kadar önemli, önemli olduğu kadar da sıkıntılı bir meseleyi fazla değil, sanıyorum 3-3,5 saatlik bir zaman zarfında anlatacağım. Mesele biraz önemli, biraz da cesaret istemiyor. Bazı şeyler vardır ki herkes bildiğini zanneder. O konuda delikodular vardır, zanlar vardır, fitneler, fesatlar vardır. Ama bir şey bilmeyiz. Fakat biliyormuşuz diye zannederiz, o zanlarımızla amel ederiz. Bir deli ortaya çıkıp, o öyle değil, böyledir deyinceye kadar da bu zanlarımız devam eder. İşte benim anlatacağım konu bunlardan birisidir. Ve ben Türkiye içinde de, Türkiye dışında da kimsenin cesaret anlatmak istemediği ya da içine girersem bana da bir şey derler diye endişe ettiği bir meseleyi anlatmak deliliğinde bulunuyorum. Ve bu delilik rolünü de çok beğendim. Hoşuma da gidiyor. Herkes en akıllı olduğunu iddia ediyor. Akıllı rolüne talip. Bense bu deliliğe bayılıyorum. Şimdi ülkemizin pek çok yerinde Alevi vatandaşlar vardır. Kendisini Alevi zannedenler ve kendisini Sünni zannedenler vardır. Her iki zan grubu da kendisini Alevi zannedenler de, Sünni zannedenler de o bildiklerini zannediyorlar. Birkaç zan üst üste geliyor. Alevi zannedenler Sünnileri, Sünni zannedenler de Alevileri aşağı yukarı gavur, hatta gavurdan daha kötü zannedenler de var. Bu arada son iki yıldır düşmanın bu konudaki faaliyeti iyice arttı. Özellikle Rusya'da komünist faaliyetler çökünce, ideoloji olarak komünizm çökünce içeride ve dışarıda komünistlik yapan bir takım insanları sarılacağı dalda kalmadı. Kalmayınca ellerine oynayacakları, kendilerine avutacakları bir şey arıyorlardı. Kendi icat ettikleri ne olduğunu da bilmedikler. Eski komünist düşüncelerini yeni bir şekle sokup anlatmak istedikleri bir oyuncak buldular ya da sarılacak bir can simidi buldular. Bu can simidinin adı Aleviliktir. Ama Aleviliği bugüne kadar bilmiş, anlamış ve anlatmış kişi yok dediğim zaman mübalağa etmemiş olduğunu siz de takdir edeceksiniz. Ama biz Alevilerle yan yana yaşıyoruz. Bizim komşularımız var. Bizim köyümüzün yarısı Alevi. Burada benim iş arkadaşım Alevi. Yanımda oturan adam Alevi diyenler de çıkacaktır. Ama inanıyorum ki bugüne kadar Alevilikle ilgili kitap yazanları da dahil Aleviliği bilen adam yoktu. O sebeple ben Aleviliği eline boyuna size bir anlatmak istiyorum. Sünniliği de anlatacağım. Çünkü içeride ve dışarıda faaliyet gösteren doğulu, batılı, güneyli, kuzeyli şöyle gelin. Sizi şuraya alalım. Şu kenara gelin. İçeride ve dışarıda pek çok insan bu Alevi vatandaşlar sanki dün yokmuş. 300 sene önce, 500 sene önce Türk toplumunda Aleviler yokmuş, Bektaşiler yokmuş gibi ortaya atıldı. İranlılar Anadolu Alevilerini, Türk çocuklarını Şiileştirmek için
büyük bir gayret içine girdi. Kiliseler zaten Alevilerin aslı Hristiyandır. Gelin hep beraber Hristiyan olun demeye başladı. Yeniden dönün, aslınıza dönün diyor. Ateist kesim, dinsizler, eski Marksistler, Anadolu Alevileri Türk değildir, Müslüman değildir. Bunlar ayrı bir dine inanırlar. Alevilik bunların inandığı dinin adıdır diyor. Bir kısmı da Bahailik diye bir din var İngilizlerin kurup geliştirdiği. O dine bu adamları sokmak için gayret ediyorlar. Yahova şahitleri ise kapıdan kovsanız bacadan girecek durumda. Bir de kendini Sünni zanneden, cennetin orta yerine sahip olduğu kanaatinde olan vatandaşlarımız var bizim. Onların gayretleri de bu adamların Müslüman olmadı, gavur oldu, hatta bazen gavurdan da kötü olduğu istikametleri. Bütün bu kötü unsurları bir araya getirirseniz bugünkü bir takım meseleleri daha iyi anlamak mümkündür. Onun için ben bu meseleye kötü gözle bakanların bakışları ne olursa olsun, anlatımları ne olursa olsun, bu işi başından alarak anlatabildiğim nispetle anlatacağım. Sonunda da sorularınıza cevaplar vereceğim. Onun için de acelem yok. Canı sıkılan, uykusu gelen gitsin. Ben kalanları anlatacağım. Ve bu işi anlatırken de herhangi bir menfaat endişem yok. Bu adamları sünnileştireyim gayretim de yok. Çünkü sünniliğin ne olduğunu benim meslektaşım, hocaların da büyük çoğunluğu bilmiyor. Aleviliği bilen zaten. Bir sürü bilinmezim, bir sürü cahilim içinde kavga devam ediyor. Körün, köfte yiyişi gibi. Körün birisi karşılıklı oturmuşlar, iki kör, köfte yiyorlarmış. Birisi iki iki yiyormuş. Çift çift diyor, göz açıklık ediyor kendisine göre. Öbür arkadaşına demiş ki, arkadaş niye çift çift diyorsun? Ya sen de görmüyorsun, ben de görmüyorum. Nasıl benim iki köfte yediğimi fark ettin demiş. Ben öyle yiyorum da demiş, seni de öyle yiyor zannediyor. Onun için toplumda bir takım insanlar hep karşısındakini kötülemekle meşguller. O sebeple insanları kötülemeden, günahkar etmeden, cennetin cehennemlik ayrımı yapmadan meseleyi ben ortaya koymak, anlatmak istiyorum. Sonunda da sizleri de benim yanımda görmek ve benim halen devam etmekte olduğum rolü sizlerin de üstlenmesini isteyeceğim gibi geliyor. Şöyle biraz yaklaşın safları şöyle, arkadan gelenlere yer açın. Yakından takip ettiğinizde zannettiğim bir Köln radyosu var. Köln radyosunun Türkçe yayınlar saatinde Alevilikten alabildiğine bahsedilmekte. Bunlar zaten Türk değil, Müslüman değil, asıllar da şu veya bu diye bir sürü ipe sapa gelmez lakırlar edinmektedir. DRT, Belçika Radyo Televizyonu, ayrıca Hollanda Televizyonu, BBC gibi yayınlar sürekli olarak ikide bir ısıtıp soğutup Alevi'yi anlatmaktadır. Türkiye'de Cumhuriyet, Güneş, Sabah gibi gazeteler Alevi'yi anlatmaktadır. Ve herkes kendi anlayışına, kendi dinine, kendi mezhebine, kendi kitabına veya kitapsızlığına göre Alevilik budur diye anlatmaktadır. Körün köfte yiyişi. Kendisi hiçbir dine inanmıyorsa Aleviler dinsiz diye anlatıyor. Kendisi Hristiyanlığa meyilliyse Alevilik Hristiyanlıktır diye anlatıyor. İşin en garip tarafı da kendisini Sünni zannedenler de Aleviliğin gavurluktan daha kötü olduğu kanaatinde. Bu fitneyi, fesadı da yayıyorlar. Düşmanın oyununa en çok gelenler de cami cemaati. Cami cemaati deyince benim bir şeyi özellikle burada da tekrar etmem gerekiyor. Biz cami cemaatleri olarak bir takım teşkilatlar da kurmuşuz. Türkiye'de de, Türkiye dışında da. Cami cemaatinin azaldığına hiç bakmıyoruz. O cemaati paylaşmakla uğraşıyoruz ve cami içinde kavga devam ediyor. Tarikat kavgası, parti kavgası, fraksiyon kavgası, dernek kavgası camide devam ediyor. Ah camiye gelen o 3-5 kişi de bizim elimizden bir kurtulabilse onlar da kaçacak gibi geliyor bana. Halbuki dindar insanın vazifesi
insanları camiye getirmek, Allah'a yöneltmekten ibarettir. Allah'a yönelen insan, Hakk'a dönen insan, artık kurtuluşun nerede olduğunu görmüş, kavramış insandır. Kavganın, münakaşanın, mücadelenin dışarıda olması ve inanmayan, kıbleye yönelmeyen insanları tutup kıbleye getirme mücadelesi şeklinde cereyan etmesi lazımdır. İşin bu tarafına bakan maalesef olmamıştır. Şimdi bu noktada ben Aleviliği anlatmaya başlamak istiyorum. Ama başlangıçta hemen ifade etmeliyim ki Türkiye Aleviliği kendine has bir telakkidir. Arap Aleviliğinde, İran Aleviliğinde, Irak Aleviliğinden farklıdır. Dünya İslam nüfusu yaklaşık 1 milyar nüfusa ulaşmıştır. 1 milyar Müslüman var dünyada. Bu 1 milyar Müslümanın %10'u Alevidir. Yani dünyada 100 milyon Alevi var demektir. Bu Alevilik o kadar çok çeşitli, o kadar çok renkli ki Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de, Mısır'da ayrı bir Alevilik vardır. Ya da ayrı 40 çeşit Alevilik vardır. Suriye'de, Irak'ta ayrı bir Alevilik vardır. İran'da daha ayrı bir Alevilik vardır. Türkiye'de ise bunların hiçbirine benzemeyen %100 yerli, %100 milli bir Alevilik çeşidi vardır. Fakat Alevi kelimesinin Arapça oluşu bütün İslam milletlerinde aynı şekilde kelimenin Arapçadan kaynaklanmış olması sebebiyle, bilinmiş olması sebebiyle bunların hepsini genelde Alevi kelimesiyle ifade edilir ve Alevi kelimesi bütün İslam aleminde kullanılır. Ama her bölgede aynı manaya gelen tarafı, gelmeyen tarafı ve bölgelere göre farklılıkları var. Şimdi ben bu farklılıkları bir kenara koyuyorum ve sadece Türkiye Aleviliği'nin anlamda istiyorum. Çünkü bizi ilgilendiren o. Alevilikten bahsederken genellikle Hazreti Ali devri olayları sorulur. Ben Hazreti Ali devri olaylarıyla ilgili bir iki soru sorup cevabını vereceğim ve bir daha o tarihe dönmeyeceğim. Hazreti Hüseyin devri de öyle. Gerek Hazreti Ali devrinde, gerekse Hazreti Hüseyin devrinde yapılan mücadelelerde ne taraf Arap'tı, ne taraf Türk'tü. İki taraf da Arap'tı, herhangi bir tarafta Türk yoktu. Bir miktar Fars vardı, Acem, İranlı var. Ama Türk iki tarafta da yok. Hangi taraf Müslümandı, hangi taraf kafir? İki tarafta Müslümandı, kafir yok. İki tarafta Arap, iki tarafta Müslüman. Peki hangi ayetin tefsirinde veya hangi din kaidesinde anlaşamadılar da bu muharebeler çıktı, mücadeleler başladı? Öyle bir olay yok. Anlaşılamayan din kaidesi veya Kur'an ayeti veya hadis-i şerif yok. Her iki tarafta Müslümanlığı aynı şekilde anlıyor. Peki kavga neydi? Niye kavga ettiler? Kavga gayet açık, iktidar kavgası. Bugünkü siyasi partilerin bir bakıma verdiği iktidar mücadelesine benziyor. Peki, bundan 1000 yıl önce, 1000 yıldan daha fazla önce gelmiş geçmiş bu taraflardan herhangi birisini desteklersek, rey verirsek veya onların yanına imkan olur da gidersek iktidar edebilir miyiz? Yeniden Hazreti Ali'yi veya karşı tarafı, Hazreti Hüseyin'i veya karşı tarafı iktidar koltuğuna oturabilir miyiz? Geçmiş. Oturtamayız, geçmiş. Şu halde bizden önceki olaylarla, içinde milletimizin olmadığı olaylarla ne biz kendimiz muhafaza edilmek isteriz ne de kimseyi muhafaza ederiz. İçinde milletimiz yok. Yeniden yetirmek mümkün değil. Rey verip iktidar etmek herhangi bir tarafı mümkün değil. O zaman tarihle şöyle miydi, böyle miydi, şu tarafta mı rey alırsın, bu tarafta mı yer alırsın demenin manasızlığını anlatmak istiyorum. İki tarafta da biz yoktuk o zaman. Ama deseler ki, olmaz öyle şey, o devirde yaşasaydın ne tarafta yer alırdın? Onu da açıkça ve gönül ferahlığıyla söylemek istiyorum. Türk milletinin belli bir meziyeti var. Daima haklıdan ve zayıftan yana olmuş. Bütün muharebelerde gelmişiz, bakmışız ki bir taraf garip, fukara, azlıkla o tarafa destek olmuştu. Eğer
o kaideye çalışsaydı ki çalışırdı, herhalde Hazreti Ali tarafında, Hazreti Hüseyin tarafında yer alır. Bunda da kimsenin zerre kadar şüphesi olmaz. Şimdi ben o olayları, o devri orada bırakıyorum ve Alevilik nedir sorusuna geçiyorum. Alevilik genellikle bizde, Türkiye'de yanlış anlaşılır. Hasreten Alevi köyünde yanlış anlaşılır. Çünkü birisi sormuş burası neresi diye, öbürsü de Aliyevi demiş. Aliyevi kelimesi bozula bozula Alevi haline gelmiş. Bu yanlıştır. Çünkü Araplar, burada yaşayanlar daha iyi bilirler, Türkçe bilmez ya. Yani. Başka bir millettir, başka bir dil konuşurlar. Aliyevi kelimesinin, deyiminin Arapça karşılığı Beytül Ali'dir. Beytül Ali kelimesinde ne kadar bozarsanız bozunuz Alevi kelimesi çıkmaz. Demek ki kelime Türkçe değildir, Arapçadır. Arapçada da Alevi kelimesinin genellikle bütün İslam dünyasında kabul edilmiş iki manası vardır. Birincisi, Hazreti Ali'nin soyundan gelenler, Hazreti Ali'nin evlatları, torunları, torunların çocukları, kıyamete kadar Hazreti Ali soyundan gelecek Ali evladına hepsine birden Alevi denir. Bu dar anlamda bir Alevilik tarifidir. Bir de biraz daha geniş anlamda bir Alevi tarifi var. O da Hazreti Ali'nin yolundan gidenler demektir. Hazreti Ali'nin yolundan gidenlere Alevi denir. Hazreti Ali'nin yolu ne peki? Hazreti Ali'nin yolunun ne olduğunda mümin, kafir, Hristiyan, Yahudi, dinsiz, dünyada ne kadar aklı eren, ilimle uğraşmış, tarihle uğraşmış insan varsa hepsinin ittifak ettiği bir husus var. Ali'nin yolu, Muhammed'in yolunun ta kendisidir. Ali, Muhammed Mustafa'nın yolundan giden bir insandır. Hazreti Ali 5 yaşında Hazreti Peygamber'in yanında büyümeye, onun yanında yetişmeye başlamış. 10 yaşındayken Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a peygamberlik gelmiş. Bir gün Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber'i namaz kılarken görmüş. Ne yapıyorsunuz demiş. Namaz kılıyoruz. O ne? Onun üzerine Hazreti Peygamber demiş ki, ey Ali, bu hani milletin tapmakta olduğu putlar var ya, bunlar yalandır, sahtedir, basit şeylerdir. Allah bir tektir. Ben de Allah'ın peygamberiyim. Sen de bana inan ve şehadet getir. Bunun üzerine Hazreti Ali diyor ki, gidip Ebu Talib'e bir sorayım diyor babamla. Ne diyor bakalım? Aman ha, tembih de diyorlar Ebu Talib işi fark etmesin diye. Usturuplu sor bari filan gibi. Bir gün sonra tekrar geldi diyor. Ne oldu, sordun mu diyorlar. Yok, sormadım diyor. E peki inanacak mısın? Tabii inanacağım diyor. E sormadan nasıl inanıyorsun? Diyor ki gittim diyor, düşündüm diyor. Tam Ebu Talib'e soracaktım, aklıma geldi. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e mi sordu? Ben onun varlığını kabul edip iman etmek için Ebu Talib'e sorayım diye düşündüm. Ebu Talib'e sormaktan vazgeçtim. Sana inandım, sen Allah'ın Resulüsün diyor ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Hazreti Muhammed'e ilk inanan delikanlı, ilk inanan çocuk olur. Şimdi 10 yaşında Hazreti Muhammed'e ümmet olmuş. Onun yanında büyümüş, onun terbiyesiyle yetişmiş. Sonra onun kızıyla evlenmiş, Ehl-i Beyt içine girmiş, ailesinden bir fert olmuş. Hazreti Ali'nin yolu elbette Hazreti Muhammed'in yolunun ta kendisidir ve bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Biz genellikle tabirleri zıtlarıyla anlarız. Siyah deyince beyaz, acı deyince tatlı, kısa deyince uzunu nasıl hatırlıyorsak, Alevi deyince de sanki onun zıttıymış gibi Sünni diye bir şey hatırlıyoruz. Sünni diyor. Şimdi bir de ben size izin verirseniz Sünni'yi anlatayım. Sünni kelimesi sünnet kelimesinin kısaltılmışıdır. Sünnet, şeriat ve tarikat kelimeleriyle aynı manaya gelir ve yol demek. Hani var ya Yunus, şeriat, tarikat, yoldur varana, hakikat dediği andan içeri var ya. Şeriat, tarikat gidene yol.
Gitmeyen adam için hiç önemi yok şu yol. Yok, ne bir şey yok. Sünnet de aynen onun gibi yol demektir. Ama nasıl bir yol? Sünnet kelimesi, sünnet-i Rasulillah, Allah Resulü'nün yolu anlamında kısaltılmış bir kelimedir. Sünni, işte bu yolda giden adam demek. Allah Resulü'nün yolunda giden adam demek. Ali neydi, Alevi neydi? O da Hazreti Muhammed'in yolunda giden adam. İster Alevi deyin, ister Sünni deyin. Ben o yolun yolcusuyum. Alevi diyen için Alevi, Sünni diyen için Sünni. Hepimiz öyleyiz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolundan gidiyor muyuz? Ama kadere bakın, fitneye bakın, düşmana bakın, Yahudinin oyununa bakın ki aynı anlama gelen iki kelime zamanla dönmüş, dolaşmış, birbirinin zıttı gibi olmuş. Birbirinin düşmanı haline dönüşmüş. Onun için kullandığımız kelimeleri, bize verilen sıfatları çok iyi bilmemiz lazım. Bir de arada fitneye dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen olur ki babayla oğul arasında bir fitneci adam düşmanlık peyda edebilir. Babaya gelir der ki ya yazık değil mi? Kocaman çocuk, delikanlı. Ne sıkıp duruyorsun bunu ya? Açlığı az veriyormuşsun. Gezmesine, tozmasına karışıyormuşsun. Bırak canım ya. Gençliğini yaşasın. O da der ki babası da ya demek ki bizim oğlan bir takım sıkıntılar dertlendi ki buna. Bu geldi bana söylüyor. Daha sonra oğlana da der ki oğlum yavrum babam yaşlı başlı adam. Niye sıkıntıya sokuyorsun? Baban bu kadar yük olma. Baban senden darılıyor, inciniyor. İkisi de birbirinden habersiz. Demek ki babam beni ona şikayet etmiş. O da oğlan benden yakınmıştır. İkisi birbirine başlar tutunmaya. Fitne, babayla oğlu bile birbirine gerektiğinde düşürebilmektedir. İnsanları özellikle birbirine düşürmekten zevk alan, haz duyan bir sürü fitne mensubu, bir sürü fitneci var. İslam tarihinde ilk fitneyi çıkartan Abdullah İbni Sebe adlı bir Yahudi ve Yahudi ömür boyu Müslümanlar arasında fitne çıkmasına elinden gelen bütün gayreti göstermiş. O sebeple de bu fitneye ve fitnecilerin oyununa gelmemek lazımdır. Şimdi ben size Alevi manasına kullanılan, Türkiye'de kullanılan diğer kelimelerden de bahsetmek istiyorum. Kızılbaş kelimesi var. Eğer Sünni köyünde kızılbaş kelimesinden bahsedilir, birine kızılbaş denirse bu şu manaya geliyor. Alevi hadi neyse bir parça elle tutulur ama çoğunlukla kötü adam, kızılbaş. Hepten ele avuca gelmez kötü. Bu adam bildiğin gibi değil, daha kötüsü, daha gavuru. Manasına kullanılır. Fakat gerçekten kızılbaş ne demek? Kızılbaş kelimesinin Arapçayla zerre kadar alakası yok. Hazreti Ali ile de ilgisi yok. Biz de zannederler ki, gene Alevi köyünde, efendim Hazreti Ali cenge girerken başına kırmızı bere giyiyormuş. Eyvah, gene kızılbaş çıktı derlermiş. Kızılbaş tabiri, başa giyilen eşya ile ilgili ama Hazreti Ali ile ilgili değil. Ben Arapça sözlükleri taradım. Ansiklopedik sözlüklere baktım. Hacca gittiğimde, Allah lütfetti, kısmet etti, üç kere hacca gittim ben. Araplara sordum. Kızılbaş kelimesi karşılığında bir şey biliyor musunuz? Mesela Ra'sul Ahmar, Arapça kullanıyor musunuz? O ne ki dediler? Ra'sul Ahmar, başı kırmızı ya da kırmızılı baş. Öyle bir şey. Bir türlü Arap anlamadı o. Yani Arap'ta kullanılan bir kelime değildi. Kızılbaş kelimesi Türkiye has. Türk'ün kullandığı Türk töresiyle ilgili bir kelime. Eskiden Türklerde ayağa giyilen çizme sarı olur. Başlık da kırmızıydı. Genelde çoğunluk öyle giyerdi. Onun için hani gençlerin daha iyi bileceği Barış Manço'nun bir şarkısı var ya, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün sorar hesabım. O, herkes sarı çizme giyiyor. Senin sarı çizmeni diye tarif ettiğin adam kim ne bileyim demektir. Aynen kızılbaş da öyle. Herkes kırmızı başlık giyer. Onun için de bir adamı kızılbaş diye tarif ederseniz ne bileyim canım çarşıda herkes kızılbaş.
demektir. Ki daha sonraları yeşilbaş, karabaş, akbaş, bozbaş, alabaş da kullanılmaya başlanmıştır. Yani Türkmen, Yörük, Çepni, Türk boyları ellerine ne renk bez buldularsa başlarına sarmış, başlık olarak kullanmışlardır. Bugün de Türk köyünde, Türkmen köyünde, Yörük köyünde değişik renkli başlıklar kullanılır. Ve insanlar giydikleri başlığa göre de isim alırlar. Biraz önce saydığım yeşilbaş, akbaş, karabaş, kızılbaş, bozbaş tabirleri başlıklarla ilgilidir. Hatta Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okusunlar diye tecvid okurlar. En güzel tecvid kitabını yazan adam Karabaş Veli Hazretleri'dir, Karamanlı. Karabaş Veli Türbesi vardır, cami vardır, yanında bir de Kur'an kursu var şimdi. Halbuki Türkçe o kadar bozulmuş, mana o kadar değişmiş ki Karabaş dedi mi milletin aklına köpek geldi. Tecvidin adı hala Karabaş tecvididir. Yani dünkü tabirler bugün bozulmuş, mana kaybetmiş. O sebeple bir takım tabirleri biz bugünkü kelimeleriyle biliyoruz. O sebeple ben yanlış anlaşılmaya meydan vermesin diye Alevi, Kızılbaş ve aynı anlamda kullanılan kelimeleri anlatarak meseleyi anlatmak istiyorum. Kızılbaş demek ki Türk başlığıyla ilgili. Başka da hiçbir manası yok. Hatta II. Mahmud 1820'li yıllardan sonra yaptığı kılık kıyafet devriminde eski Türk sarığını kaldırmış, yerine fesi almış. Rumlardan almışız fesileri, Yunanlılardan. Fesi alınca millet giymeyi istemez filan demişler, Türk'ün gözü aldadır diye bir atasözümüz var. Bayrağımız onun için al, başlığımız al, kanımız al, kırmızıya meylimiz biraz fazla bizim. Sultan Mahmud fesi alırken, ama milletin gözüne hoş görünsün de itiraz etmesinler diye fesin kırmızısını almış getirmiş. 1820'den 1925'e kadar bütün Osmanlı kırmızı fes giymiş, kızıl fes. Yani bütün Osmanlı kızıl başmış. Eğer başa giyilen kırmızı eşyadan sebep insanlara kızıl baş deniyorsa, ki doğru öyledir, Osmanlı'nın 100 yıllık tarihinde herkes kızıl başlıyor. Şimdi Osmanlı'nın soyunu olduğumuz hepimiz kızıl baş çocuklarıyız. Şimdi bir de kızıl başın tarikat deyimi olarak manası var. Biliyorsunuz Osmanlı şeriat devletiydi. Devleti Kur'an'la, hadisle, şeriat kurallarıyla idare eder. Fakat toplum işlerini tarikata bırakmıştı. Toplumun işlerini devlet kaide koyup kendisi yönetmez. Bir takım şeyhler, tekkeler kurmuş, zaviyeler kurmuş. O tekkeler eliyle, gönüllü kuruluşlar eliyle idare eder. Mesela esnafların tamamı zanaatkarlar, marangozdan ayakkabıcıya, kalaycıdan demirciye, kömürcüye varıncaya kadar ahi tekkesine mensuptu. Onların işlerini ahi babalar, ahi tekkelerinde idare eder. Onun için Osmanlı toplumunda her sınıfın bağlı olduğu bir tekke vardır. Ve terimlerin bilinen kendi manaları yanında bir de tekke terimi olarak, tarikat deyimi olarak manası vardır. Kızılbaş deyimi de edebiyat tarihçisi Besim Atalay'ın 1924 yılında Bektaşilik ve Edebiyat adlı, maalesef yeni harflere geçirilmemiş kitabında ifade edilmektedir. Ona göre Bektaşi tarikatına girmiş köylüye Kızılbaş dedir. Kızılbaş'ın şehirlisine de Bektaşi dedir. Köylü ve şehirli kültürümüzde bugün de vardır. İnsanımızı köylü diye şehirli biraz ikinci sınıf adam gibi yahu hor görür aşağıda. Köylü de şehirli kendini beğenmiş, şehirli olsa ne olacak diye. O da onu beğenmez. Hatta Kayseri'de bir tabir var. Kayserili olanlar bilir, köylüyü biraz daha böyle küçük görmek için kötü kovalı diyorlar. Tabir de aşağı yukarı böyle söylüyorlar. Demek ki tarikat deyimi olarak da Kızılbaş, Bektaşi tarikatına girmiş,
köle demektir. Bunun başkaca da manası yoktur. Yani gavurlukla, dinsizlikle, ahlaksızlıkla alaka kurmak mümkün değildir. Tarihin hiçbir devrinde mümkün değildir. Bir de Alevi ve Kızılbaş anlamına gelen başka kelimeler var, kullanılan. Nedir? Türkmen kelimesi. Türkmen, Türk kelimesi gibi bütün Türkleri anlatan kelimelerden biridir. Fakat Marmara bölgesinin güneyinde, Balıkesir'in iç kısımlarında, Bursa'nın dağlık kesimlerinde, Manisa'da ve Ege bölgesinin bazı yerlerinde Türkmen kelimesi Alevi anlamında, Kızılbaş anlamında kullanılır. Ama sadece dar bir alanda kullanılır. Ben 1982 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Balıkesir Çamcı Köyü'ne gitmiştim. Yanımda da bir müfettiş arkadaşım vardı. Diyanet Vakfı Köyü'nde bir cami yapıyordu, Alevi Köyü. Nerelisiniz diye sordular, ben Yozgatlıyım dedim. Neresinden? Merkez Türkmen Köyü. Köylü bir hemen atıldı, Türkmen misin bey dedi. Türkmenim dedi. Dirsekler birbirine temas etmeye başladı. Bu da bizden dediler. Çünkü o civarda Türkmen Alevi anlamında kullanılır. Bir de yine Ege bölgesinde yaygın, İzmir'de, Muğla'da, Manisa'da, Balıkesir'de, Bursa taraflarında yaygın, Ankara'ya doğru geldikçe zayıflayan ama Çorum'da bir mahalle haline alan Çepni var. Çepni köyleri var. Çepni 24 Oğuz boyundan, yanlış hatırlamıyorsam, Günhan'ın çocuklarına verilen isimdir. Çepni bir Türk boyunun adıdır. Fakat bu saydığım yörelerde Çepni Alevi demektir, Türkmen demektir, Kızılbaş demektir. Fakat Trabzon Akçaabat'taki Çepniler Bektaşi değildir. Ama Ordu'nun dağlı kesimindeki Çepniler Bektaşi'dir. Gaziantep'teki Çepniler Bektaşi değildir. Ama Bergama'dan başlayarak Ege'de İç Anadolu'nun batı kesimindeki Çepnilerin tamamı Bektaşi'dir. Bir de tahtacı kelimesi var. Özellikle Torosların Akdeniz'e bakan yamaçlarında, Antalya'da, Muğla'da, İzmir taraflarında ve Manisa'nın bazı yerlerinde tahtacı köyleri var. Tahtacı bir Türk boyunun adıdır. Ayrıca Toroslar'da dağ içinde yerleşmiş, büyük ağaçları kesip, eskiden hızar yok, doğru işte fabrika yok, biri yukarıdan biri aşağıdan hızarı tutup ağacı tahta biçerek geçimini temin eden, tahta satan adam demektir tahtacı. Bu tahtacı Türkmenleri de Bektaşi tarikatına girmiştir. Onun için bu çevrelerde tahtacı kelimesi Alevi manasına gelir. Kızılbaş manasına gelir. Çepni manasına gelir. Türkmen gibi kullanılır. Peki bunların özüne bir de Bektaşi kelimesini kullandım. Onu izah etmek sizin. Hani Bektaşi tarikatına giren köylüye Kızılbaş, Kızılbaş'ın şehircisine Bektaşi denir. Bektaşi ne demek? İşte bu anlattığım Alevi, Kızılbaş, Çepni, Türkmen, tahtacı, şimdi anlatacağım zatın, yani şu resmini gördüğümüz hünkâr Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin kurduğu tarikatı giren adama Bektaşi denir. Asıl adı Mehmet'tir. Hazreti Sultan'ın hünkârı. Bektaş mahlasıdır. Kendisi Horasanlı, Türk oğlu, Türk'tür. Horasan Sultanı İbrahim Sani'nin oğludur. Ve doğup okuma yaşına geldiğinde babası Horasan'da Evliyalar Sultanı, Anadolu Ermişlerinin piri, Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifesi Lokman'ı Perendi'ye götürür ve oğlumu okut diye teslim eder. Lokman-ı Perende Ahmet Yesevi yolunu, din ve dünyayı, din ve dünya ilimlerini Hacı Bektaş Veli'ye öğretir.
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri ilmini tamamladığı zaman acaba Nişabur alimleri, Horasan alimleri din ve dünya hakkında neler biliyorlar diye onlarla istişarelerde bulunur, onlarla konuşur. Eksiği varsa tamamlayayım ister. Daha sonra acaba Arap aleminde yaşayan İslam alimleri neler biliyorlar? Benden farklı bildikleri bir şey var mı diye kalkar Arabistan'a gider. Mekke'ye vasıl olur. 3 yıl Mekke'de ikamet eder. 3 yıl üst üste hac eder. Ve her yılda bir çile çıkarır. Çile çıkarmak demek, her gün yiyeceğini bir miktar azaltmak suretiyle. Mesela 30. güne geldiği zaman sadece günde bir zeytin veya bir hurma yiyerek bütün vaktini Cenab-ı Hakk'a dua, zikir ve ibadetle geçirmek ve Cenab-ı Hakk'a yakınlık peyda etmek için ona yalvarıp yakarmak demektir. Bütün tarikatlarda çile vardır. Bugün Hacı Bektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde de dervişleri erdirmek, Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak ve yüceltmek için çile halinde nefsi terbiye etmek, nefsi yenmek için. 3 yıl Mekke'de kaldığı süre içerisinde 40'ar günlük olmak üzere 3 yıl birer kere çile çıkarır. Sonra Medine-i Münevvere'ye gelir. Hazreti Peygamber'in mübarek ravzasının yanında bir yere ikamet eder. 1 yıl kalır. 40 günde orada çile çıkarır. Sonra kalkar, Necef şehrine gelir. Hazreti Ali türbesini ziyaret eder. Orada da bir çile çıkarır. Sonra Kerbela'ya gelir. Hazreti Hüseyin türbesini ziyaret eder. Orada da bir çile çıkarır, 40 gün kalır. Sonra kalkar, Maraş Elbistan ilçesinde Eshab-ı Kehf mağarası var. Oraya gelir, Eshab-ı Kehf'de bir çile çıkarır. Sonra Erenler Meclisi'nde, maneviyat aleminde Ahmet Yesevi Hazretlerinin biz sana Suluca Karahüyü yurt olarak verdik, git orada ikamet et emrini yerine getirmek üzere Suluca Karahüyü ilçesine geldi. Suluca Karahüyü bugünkü Hacı Bektaş ilçesidir ve o zaman küçük bir köydür. Oraya gelir yerleşir. Oraya gelip yerleşmesi çok önemli bir olay. Niye önemli bir olay? Onun Anadolu'ya geldiği tarihte Moğollar Türkistan'ı, Horasan'ı işgal etmişlerdi. Taş üstünde taş bırakmamış, her tarafı ezmişlerdi. Oradan o kadar çok Türkmen Anadolu'ya göç etmiştir ki Selçuklu tarihi araştırıcıları, mesela Profesör Mehmet Altan Köymen, bu ikinci göçte, Anadolu'ya ikinci göçte 2,5 milyon Türkmenin Anadolu'ya geldiğini söylüyor. Hazretleri ve onun kutlu talebeleri, dervişleri insanları Anadolu'ya yönlendirir. Gidin, sizin yaşayacağınız ebedi Türk yurdu Anadolu'dur diye onları gönderir. Fakat Anadolu'da Selçuklu Devleti vardır ve Selçuklu Devleti iyice zayıflamıştır. Yıkılmak üzeredir. Onun için de komşularıyla iyi geçinmek, hoş geçinmek ister. Bugünkü Hacı Bektaş ilçesini bilen Nevşehirliler ya da o civarı gezmeye gidenler varsa Kırşehirliler de bilirler. Hemen 20 kilometre ileride Gülşehir, Ürgüp, Göreme, Zelve, Hristiyan manastırları, kiliseler, papaz okulları, rahip okulları vardır. Ve Anadolu'ya gelen Türkmeni hazır ilk gelişte hemen kapıp Hristiyan etmek isteyen en önemli merkez orası. Ahmet Yesevi Hazretleri, en aziz, en bilgili, en cesur dervişi olan Hacı Bektaş'ı Suluca Karahüyü'ye gönderir. Git, Hristiyan papazların, kiliselerin, rahip okullarının bulduğu en önemli yere, onların bulunduğu en önemli uçta otur, Türk çocuklarını Hristiyan olmaktan kurtar. Onları Türk ve Müslüman olarak yaşamaları için elinden gelen gayreti göster diye emreder. Onun için o Suluca Karahüyü'ye, Hacı Bektaş ilçesine gelir olur. Yani bugün kiliselerin, Kiliseler Birliği'nin veya onlara dayanan bir takım adamların anlattığı gibi Alevilerin aslı Hristiyan değil, Hristiyan olmasınlar diye, bunlar Müslüman ve Türk kalsınlar diye
Anadolu'ya gelmiş, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin eğitimine tabi olmuş, onun meşrebine, onun tarikatına girmiş insanlar. Bunun için Hacı Bektaş-ı Veli çok önemli bir insandır. Tüm konuşmalar zaman zaman ondan, onun eğitiminden, onun öğrettiklerinden bahsedeceğiz. Türkiye Alevilerinin tamamı Hacı Bektaş Veli'yi aziz bilen, onu mübarek bilen, pir bilen, onu kendilerine rehber bilen insanlardır. Onun için Hacı Bektaş Veli tanınmadan, onun eserleri bilinmeden Türkiye Alevileri hakkında söylenen bütün sözler yalan olur. Ziya Paşa'nın hani meşhur sözü var ya, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı eserinde, insanın yaptığı kendi eserinde görünür. Hacı Bektaş-ı Veli'nin de bugüne kadar gelmiş eseri makalat adını taşır. Makalatı önce Nakşişehir'i Esat Coşan, Profesör Esat Coşan doçentlik tezi olarak neşre hazırladı, yayınladı. Benim gibi bir takım insanlar da bu Nakşişehir'dir, belki karıştırmıştır, yanlış yazmıştır, istediği gibi yazmıştır diye tereddüt gösterenler olmuştur. Ben de o tereddüt edenlerden biriyim. Onun için gittim Hacı Bektaş Kütüphanesi'ndeki el yazması makalatla karşılaştırdım. Hoca karıştırmamış. Hacı Bektaş Türbesi'ndeki makalat el yazması orijinalinde onun neşrettiği metin aynı. O Müslümanlığı 4 bölüme ayırarak inceliyor. Bütün tarikatlarda, bütün tasavvuflar, tasavvuf anlayışımızda Müslümanlığın 4 kademeye ayrılarak anlatılması vardır. Bu 4 kademe şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kademeleri. Şöyle biraz yaklaşın da. Bu kadar ileri kalmazsa arkaya doğru da. Yaklaş, yaklaş. Hocam sohbet kesinlikle de müsaade sağlık. Hava asmalar için devam edelim. Tehadde eserinde Müslümanlığı 4 ana bölüme ayırarak izah ediyor. Bektaşilikte bu 4 ana bölüme 4 kapı denir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunun her birini de 10 kademeye ayırarak inceliyor. Bu kademelerin her birine de makam denir. 40 makam eder, 4 tane 10. Böyle bir tasnif, yani dinin 4 kademeye ayrılarak incelenmesi bütün İslam tasavvufunda vardır, bütün tekkelerde vardır, bütün şeyhler, bütün veliler Müslümanlığı bu 4 kademede inceleyerek anlatmışlardır. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri bu 4 kademeyi makalatta şöyle anlatıyor. Diyor ki, şeriat bir ağaçtır. Tarikat bu ağacın dallarıdır. Marifet ağacın yaprakları, hakikat meyveleridir. Ağaç olmasa ağacın dalları, yaprakları, meyveleri olur mu? Olmaz. Şu halde şeriat olmadan da tarikat, marifet, hakikat olmaz. Her şeyin başı, aslı şeriattır. Ve Hacı Bektaş-ı Veli tarikatı, Bektaşilik, Alevilik, Kızılbaşlık öncelikle şeriatla başlar. Şeriata girmeyen adam ne tarikata, ne marifete, ne hakikate ulaşamaz. Onun için Alevilik dediğimiz Müslüman mı değil mi, Müslüman olur mu olmaz mı, önce gavur mu olsun, Müslüman mı olsun diye Sünni köyünde dedikodusu yapılan Alevilik, Kızılbaşlık, Bektaşilik, Çepnilik, Türkmenlik öncelikle şeriat-ı mutahharaya, Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'tan olarak bize tebliğ ettiği dine inanmak demektir. Kur'an'a ve sünnete inanmak demektir. Buna inanmayan adam hiçbir tarikata giremez. Bütün dinlerde tarikat vardır, Hristiyanlıkta da var. Hristiyanların bir tarikatına girebilmek için önce Hristiyanlığın mezheplerinden birine girmek, Hristiyan olmak lazımdır. Papaza gidip vaftiz olmak lazımdır. Hristiyanlığa girmeden Hristiyan tarikatına girilemez. Müslümanlığa girmeden, Müslümanlığı yaşamadan da Müslümanlıkla ilgili bir tarikata girilemez. Zannedildiği gibi, bir takım dinsizlerin söylediği gibi, Türkiye Alevileri dinsiz değildir. Alevilik ayrı bir din değildir. Hatta Alevilik Türkiye'de bir mezhep değildir.
en önemli lafı söylüyorum, bak bu çok önemli. Türkiye Aleviliği bir mezhep değildir. Bu konuda bu izah, bir iki izah yapmam gerekiyor. Şöyle, dört mezhep var diyorlar. Hak mezhep diyoruz ya. Şafii, Maliki, Hanbeli, Hanefi. Bu mezhepleri birbirinden ayıran şeyler nelerdir? Bilmem. Bilen yok. Şimdi bu mezheplerin birbirinden farkları abdest alıştan başlar. Abdesti bozan şartlarda başlar. Namazda başlar, oruçta, gusülde, hacda, haccın yapılışında başlar. Yani ibadetlerin yapılışında bu mezheplere göre farklı farklı yapılır ibadetler. Peki Türkiye Alevisi abdest alırken nasıl abdest alır? Benim gibi alır. İstanbul Müftüsü gibi alır. Diyanet İşleri Başkanı gibi alır. Yoksa İranlı Molla gibi, Ayetullahlar gibi abdest almaz. Biz de zannederler ki Türkiye Alevisi de Alevi, İran'ınki de Alevi, onlar birbirinin aynıdır. Öyle şey yok. Türkiye Alevisi, Türkiye Sünnisi gibi abdest alır. Namazı Türkiye'deki Sünni vatandaş gibi kılar. Nikahını Sünni vatandaşla aynı şekilde yapar. Cenazesini aynı şekilde yıkar, kefenini aynı şekilde sarar. Abdest aynı, namaz aynı, zekat aynı, oruç aynı, hac aynı, kefen aynı, mezar aynı. Hani ayrı mezhepti. Hocam bir tatlı sarışlar diyorlar da şimdi bakar nasıl anlayayım lan. Var var, ben gördüm. Buralarda ben Türkiye, var. Vallahi bilmiyorum. Onu anlatacağım, sizin kusurunuz. Şimdi ben Türkiye'de 150 civarında Alevi köyü gezdim. Alevi vatandaşlardan ibadet edenleri de, etmeyenleri de bilirim. İyi davranışını da bilirim, kötü davranışını da bilirim, iyi kötü. Ve Türkiye Alevilerinden mesela Hümeyni'yi seven bir tek adam yok. Türkiye içinde de yoktur, Türkiye dışında da yoktur. Eğer bunlar birbirlerinin aynıysa niye sevmezler? Ama bir garip tecellidir, Türkiye Sünnilerinden bir kısmı Hümeynicidir. O da Türkiye'nin bir garip tecellisi, bir yanlışıdır. Mezhebi benzemez, inanışı benzemez, davranışı benzemez ama adam Hümeynicidir. Var, benim meslektaşlarımdan da var, yok değil. O işin başına da bizim eski Adana müftüsü çekiyor, Allah hidayet versin. Yani bir tersliktir. Yani İran Aleviliğini bugün Sünni bir müftü yürütüyor. Tesadüfe bakın, şansa bakın, şanssızlığa bakın. Onun için Türkiye Aleviliği hakkında konuşanlar öncelikle gidip bir Alevi köyünde hiç olmazsa bir gece yatmalı. Bir 24 saat geçirmeli. Alevi insanların nasıl yaşadıklarını, ne yaptıklarını görmeli, ondan sonra konuşmalıdır. Bu işi yapmamış adam, ne söylerse boşunadır. Bizim Arapça kitaplar vardır, Karagaplı dediğimiz. O kitaptan okuyan İlahiyat Fakültesi profesörü de, benim meslektaşım Hoca Efendiler de, kitabı açar açmaz, Rafa'da minna, bizden ayrılmış bunlar, rafızı der. Rafızı, bütünden ayrılan, ayrılıp giden adam demektir. Ayrıca Şia, Şia-i Gulah tabirini okur. Bunlar Allah'a, Hazreti Peygamber'e ayrı bir şekilde inanıyorlar der. Ama o anlattığı kitabın yazdıkları tamamen Arap Alevisini ve İran Alevisini anlattı. Türk Alevisini anlatan Karagaplı kitap yok. Türk Alevisini anlatan ilk kitap 1977 yılında merhum ve mağfur Profesör Mehmet Eröz tarafından yazılmıştır. Türkiye'de Alevilik Bektaşı. Ondan önce Türkiye Alevilerini anlatan bir tek kitap yoktur. Uydurma bir takım ne olduğunu bilmediğin, kendisini de bilmeyen ne olduğunu, ne söylediğini bir takım adamların yazdıkları vardır ama bunlar kulaktan dolma, yanlışı doğrusundan fazla kitaplardır. Çoğu yanlıştır, yalandır. Türkiye'de insan okumaz. Türk insanı yurt dışında da okumaz, burada olduğu gibi. Onun için kulaktan bulma, duyma, bir takım abartma şeyler bilir. Çarşıda birisi birisine sövdü deseler, mahalleye gidince biri 10 kişi öldürmüş diye duyulur. Laf gittikçe büyür, çığ gibidir. Yalanın nerede duracağı, hangi şekil alacağı belli değildir. Onun için Türkiye Alevisi'yle yan yana olmayan,
birlikte olmayan insan onların neye inandığını, nasıl yaşadığını, nasıl insan olduğunu bilemez. Hatta işin bir garip tarafı, Avrupa'da çıkan bir takım dergiler, gazeteler var. Mesela Fransa'da Türkiye ve Orta Doğu'da Alevilik ve Batini Hareketler Enstitüsü diye bir enstitü var. 47 tane profesör var burada çalışan. O kadar çok seviyorlar bizim Alevileri, o kadar çok seviyorlar ki 47 tane profesörü yıllık birkaç milyon frank para harcıyorlar. Niye? Türk milletini bölsünler, birbirine düşürsünler diye. Sevdiklerinden değil, hizmet olsun diye değil. Fransa'nın işinde Türkiye'de. Türkiye'de Ermeni varsa destekliyor, bölücü, bozguncu varsa destekliyor, Kürtçü, bilmem neci, fitneci varsa onları destekliyor. Ve Alevilik konusunda da nasıl fitne çıkarırım diye araştırma yapıyor. O enstitü onun için kurmuşlar. Onun için insanımızın öncelikle uyanık olması, ne yaptığını, ne ettiğini, ne dediğini bilmesi lazım. Bu konuda yapılacak ilk iş de Alevi vatandaşla tanışmaktır. Onun yaşayışını, mertliğini, dürüstlüğünü, hain mi, kalleş mi, sözüne güvenilir mi, güvenilmez mi olduğunu bilmekle olur. Şimdi diyorlar ki işte bu Avrupa'da yayınlanan gazeteler, dergiler, Türkiye Alevileri Türk değildir. Müslüman da değildir. Ya nedir? Anadolu'nun yerli ırklarıdır. Kimdir bu yerli ırklar? Rum, Ermeni, Hitit, Frikyalı, Sümerli, Eti. Bunlar Etilerin, Sümerlilerin, bunların Ermenilerin çocuklarıymış. Türkler birdenbire bastırınca Anadolu'yu, ne yapsınlar fukaralar? Türk'ün kılıcı karşısında aciz kalmışlar. Tamam dediğinizi yapacağız demişler. Ana dillerini unutmuşlar. Fakat Türk'ün dinine de girmek istememişler. Türk Müslüman, onun için Alevi adını almışlar bunlar. Biz Aleviyiz diye Türk'ün dinine girmemek için direnmişler. Bunlar da artık insan hakları çağına girmişiz. Bütün insanlar kendi dillerini, kendi kültürlerini öğreniyorlar. Bunlar da artık kendi kültürlerini öğrenmeli, kendi dilleriyle konuşmalıymışlar. Yani Rumcayı öğrenecek, Ermeniceyi öğrenecek, Hititçe öğrenecek, Sümerce öğrenecek. Ve Ermenistan, Kürdistan, Türkistan tabirleri var ya, bir de öyle Alevistan çıktı. Dergi çıkıyor Almanya'da Alevistan diye. Kürdistan, Ermenistan hududunun bittiği yerden Boğazlara kadar olan bölge de Alevistan bölgesiymiş. Türkiye vatandaşı mı? Bunlar da kendi dillerini öğrenip burada yaşamalıymış. Bunu Türk devletini yıkmak, çökertmek isteyenler söylüyor. Biz de Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını isteyen Türk çocuklar olarak, Müslümanlar olarak bu işe seyirci kalıyoruz. Alevi mi? Aman illallah. Camiye mi gelmiş? Gelmese ne olacak? Oruç mu? Ya Alevi mi tuttu? Oruç olsa ne olur? Tutmasın diyoruz. Alevi kurban kesiyor. Kurban konuya komşuya dağıtılır diye getirildiğinde Alevi'nin kurbanı kurban olmaz ki alalım. Murdar et eve niye sokalım diyorlar. Bugüne kadar hor görüp, hakir görüp Müslüman saymadığımız bu insanlar bugüne kadar ben Türk'üm, Müslümanım diyerek gelmişlerdir. Bunda bizim zerre kadar katkımız yoktur. Ama bundan sonra da Türk'üm, Müslümanım deyip demeyecekleri konusunda benim tereddütüm var. O kadar çok propaganda, o kadar çok para, o kadar çok yayın var ki siz Türk değilsiniz, Müslüman değilsiniz diye. Bundan sonrası ben Türk'üm, Müslümanım diyen insanların bu insanlarla birlikte olmasına. Evet, senin de dinin aynı, benim de dinim aynı. Senin de dilin aynı, benim de dilim aynı. Sen de Türksün, ben de Türk'üm demesine bağlıdır. Eğer biz bunu demezsek, merak etmeyin, ihtilaf daha da büyük. İhtilafların da daima bütün dünyada iki türlü çözüm şekli vardır. Birisi dövüşme yolu, savaş yolu. Körfez'de olduğu gibi. Oturursunuz, harp edersiniz, dövüşürsünüz, yenersiniz. Adamı zayıflatırsınız ya bir devleti çökertirsiniz. Dediğinizi kabul eder. 3 yıl, 5 yıl sabreder, kendini toparlar. Daha sonra gelir sizinle yeniden dövüşür. Yani dövüşmenin, kavganın sonu yoktur. Biz Türkiye'de Alevilik, Sünnilik adına dövüşmedik mi? Çorum'da adam öldürmedik mi?
Çorum'da, Maraş'ta, başka yerlerde, Sivas'ta kavgalar etmedi. Mesela Çorum'da Alevi-Sünni Harbi'nde yarım günlük savaşta 57 Türk çocuğu öldü. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun. Bu ölen 57 Türk çocuğu tamamen bizim insanımızdır. İngiliz'in, Fransız'ın, Amerika'nın, Rus'un nesine? Atalarımız demişler ki yılanın başını, düşmanın başını yılanın başıyla ez. Hangisi ölürse kârdır. Yeter ki Türk çocuğu ölsün, Türk birbirine düşman olsun. Nasıl olursa olsun, onun derdi o. Bu oyuna Türk çocukları olarak, Müslümanlar olarak gelmeye daha ne kadar devam edecek? Benim derdim bu. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenler 40 fitnenin yanında bir de yeni fitne geliştiriyor. Bu konuda yeniden kavgalar çıkarsınlar, dövüşler çıkarsınlar istiyorum. Yurt içinde de, yurt dışında da. Ve şu direnmeyi, camideki kendini sünni zanneden, cennetin orta yerinin tapusunu, babasının malı zanneden arkadaşlarımız bizim, bir yobazlığı terk etsinler. O da bilsinler ve inansınlar ki, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen adam cennete gidecektir. Ve Allah'ın cenneti bizim yüreğimizden geniştir, yüreğimiz kadar dar değildir. Bütün insanlar, bütün hayvanlar, bütün eşyalar cennete konulsa gene de bir o kadar yer artar. Yani cennet dar değildir, kimse merak etmesin. Yani 4 tane kızın başta cennete girerse bize yer kalmaz zanneden adama zaten cennette yeri yoktur. Cennet gerçekten geniş, bizim yüreklerimizden geniş yerlerdir. Onun için ben size bu noktaya gelmişken birazcık Bektaşilikten bahsedeyim, Aleviliğin temel prensiplerinden bahsedeyim. Bektaşi tarikatına giren, Bektaşi olan adama ilk önce eline, diline, beline sahip ol denir. Birinci şart budur. Eline sahip olacak, diline sahip olacak, beline sahip olacak. Bunlardan birine sahip olmazsa dönmüş olur. Dininden dönmüş olur, tarikattan çıkmış olur, toplum tarafından cezalandırılır, düşkün addedilir, cezalı sayılır. Düşkün ilan edilene de köyde oturuyorsa hayvanı köyün hayvanına sokulmaz. Ödünç isterse verilmez. Selam verilmez, selam alınmaz, kimse kendisiyle konuşmaz. Veremli gibi, vebalı gibi kendisinden kaçılır. Düğününe gelinmez, düğüne davet edilmez. Toplumun içine sokulmaz cezalandırılan adam. Onun için eline, diline, beline sahip olmak çok önemli şey. Ve ne demek? Bu üç kelimenin, bu temel prensibin iki manası var. Biri zahiri mana, biri batini mana. Zahiri mana herkesin bildiği açık mana. Şu demek, eline sahip ol. Elinle koymadığın şeyi alma. Başkasının malına uzanma. Elle yapılabilen kötülükleri yapma. Diline sahip ol, dilini tut. Her duyduğunu söyleme. Fitne fesat üretme, dedikodu yapma, yalan söyleme. Dille işlenen günahları yapma. Beline sahip ol, harama uçkur çözme, zina etme demektir. Zahiri manası bu. Bir de bunun batını manası var. O daha önemli. Hangi eldensin? Hangi ilden geliyorsun? İlin neresi? Kardeş diyoruz ya. İl, il aynı manaya geliyor. İline sahip olmak, vatansever olmak, vatanı korumak, vatanın kadrini, kıymetini bilmek demektir. Bu vatan Anadolu. Anadolu'yu sevmek, Anadolu'yu korumak, Anadolu'yu muhafaza etmek ve düşmana çiğnetmemek. İline sahip olmak. Diline sahip olmak, Türkçe'ye sahip olmak, Türkçe'yi korumak, Türkçe konuşmak demektir. Üçüncüsü, beline sahip olmak, soyuna sahip olmak, Türk soyunu korumak demektir. Bugün de Türk milliyetçiliğinin temel prensipleri bunlar. Hacı Bektaş Veli zamanında Türk milliyetçiliği kelimesi, milliyetçilik kelimesi kullanılmamıştır. Türkçülük kelimesi kullanılmamıştır. Bu kelimeler yeni.
Ama Bektaşiliğin bu temel prensibi aynı zamanda Ahmet Yesevi tekkesinden gelen bütün tekkelerin temel prensibidir. Mesela Ahi tekkesinin, Ahi Evra'nın temel prensiplerinden de eline, diline, beline sahip olmak var. Anadolu'ya sahip olmak, Türk soyuna sahip olmak, Türkçe'ye sahip olmak. Bu bugün de Türk milliyetçiliğinin temel prensibidir. Eğer bunlardan birine sahip olmaz, bunlardan birine ihanet ederse, adam tarikattan da dinden de çıkmış hadi. Abdestini bozmuş dedi buna. Hiç kimse de abdestini bozmaya cesaret edemez. Tarikat abdestiyle abdestlenip, söz verdik, ikrar verdikten sonra bunlardan dönmek mümkün değil. Bektaşilik bu prensiplere sahip olmak. Fakat gel gelin, dedikoduya bakın, fitneye. Eline, diline, beline sahip olmak esasına kurulmuş bu tarikat mensuplarına yakıştırılan bir fitne. Efendim bu bizim Aleviler var ya, öyle namussuz insanlarmış, öyle kötü insanlarmış. Kışın dede diye bir adam gelirmiş. Kadın, erkek hepsi bir araya toplanırmış büyükçe bir yere. Dede milleti coştururmuş, coştururmuş. Bu arada da ortaya bir horoz bırakırlarmış, bir yerden girermiş nasıl olursa. Mumu söndürülmüş horoz. Çırpınırken milletten kalabalıktan. Mum sönünce artık koç katım gibi millet birbirine karışmış. Kimin kiminle yatıp kalktığı belli değil. Şimdi bunu uyduran namussuz, bunu uyduran fitne öyle başarmış, öyle başarmış ki bu işi, evet Aleviler mum söndü yaparlar. Onların soyusu bu belli değildir. Kimin kiminle yatıp kalktığı da bilinmez diye yazılar yazmışlar, kitaplar yazmışlar. Ve bu Alevi toplumu dışında, özellikle Aleviler için söylüyorum, bundan daha büyük iftira, bundan daha büyük namussuzluk olamaz. Hem eline, diline, birine sahip olacak, hem de mum söndürecek, koç katını. Öyle şey yok. Üstelik ben, birinci baskısı Kültür Bakanlığı'nca yapılan şu kitapta, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik, bu mum söndü dedikleri, toplantı, tarikat toplantısıdır, Ayin-i Cem. Ayin-i Cem'in nasıl yapıldığını örfüne, adetine, kaidesine uygun olarak izah ettim. Bu toplantı, televizyonda seyrettiğimiz ya da Konya'ya gidip yılbaşlarında görenlerin Aralık ayında gördüğü, bildiği Mevlevi ayinleri var. Şebi Arus töreni televizyonda yayınlanıyor. O bir tarikat toplantısı. 15-20 tane saz, kudum, neyde, tümmelek neyse bir sürü alet ale var, çalar, insanlar Allah diyerek dönerler. O bir resmen tarikat toplantısıdır. Bektaşiliğin cem dedikleri toplantısı da bir tarikat toplantısıdır ve aşağı yukarı Mevlevilerin o şebi arusuna benzer. Sema vardır. Onda dönülür, Mevlevilerde dönülür. Öbürsünde dönülmedi. Onda 20 tane saz vardır, müzik aleti. Bektaşi Ayin-i Cem'inde bir tek Türk sazı vardır. Tek sazla yapılır. Kadri tekkesinde zikir defle yapılır. Ama tekkede def denmez, daire denir. Ama def bildiğimiz kasnağa gerilmiş bir deriden ibarettir. Rufai tekkesinde dümbelek çalır. Ama adı dümbelek değil. Onlara hiç itiraz eden olmamıştır. Hay hay da huy huy da Allah 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 defle bin melekle Allah dersiniz bir şey olmaz. Sazla Allah demeye geldiniz miydi? Sazın içinde şeytan var zanneder. İşte mum söndü dedikleri toplantı bir tarikat toplantısıdır. Tarikat toplantısına katılan herkes abdestle gelir ve oranın belli bir edebi, usulü, erkanı vardır. Abdestle girilen bir tarikat toplantısında da değil mum söndürmek, insanların kaşının gözünü oynatması, gülmesi, birbirine işaret etmesi yasaktır. O işlerle görevli memur vardır, 12 hizmetlerinden 12 özel görevli vardır içeride. Onlardan birisi cemaati süzer böyle. Dalga geçen, kaş göz eden, gülen filan var mı diye. Varsa dedeye haber verir, tarikat şeyhine, tarikatı idare eden, toplantı idare eden şeyhe haber verir. O da o adama ceza takdir eder. Mesela diyelim ki
köydeki bütün halka yemek ikramı. Bir ceza türüdür. Bir adamın, fukara bir adamın bütün köylüye yemek ikram etmesi demek, varsa iki tane ineği ikisini de kesmesi demektir. Ekonomik olarak çökmesi demektir. Onun için mümkün mü kaşını gözünü oynatsın, gülsün, nasıl gidiyor işler filan diye bir işaret yapsın? Mümkün mü? Onun için fevkalade edepli, disiplinli herkes süt dökmüş kedi gibi dedenin gözünün içine bakarak üzerine düşen hizmet neyse onu yap. Onun dışında da öyle şey yok. Onun için bu mum söndü fitnesinin mutlaka sönmesi lazımdır. Sonra, efendim bu bizim Aleviler var ya, bunlar Sünni vatandaş köye geldi mi, bir ikram yaparken hiçbir şey yapamazsa tükürürmüş ya da parmağını sokarmış. Bunlar fitne fesattan ibarettir. Efendim Aleviyle evlenilir mi, evlenmez mi? Evlenilmezmiş. Niye? Hristiyan kızıyla evlenilir de Alevi kızıyla evlenilmez. Tabii Hristiyan kızı gavur. Alamanın kızı, Fransızın kızı. Ondan hiç kimsenin derdi yok. Ama Türk çocuğuyla evlenmeye gelince evlenilmez. Efendim Alevi'nin kestiği yenmez. Bunlar Sünni köyünün dedikodularıdır. Niye yenmez? Bütün ilmihan kitaplarında, bütün fıkıh kitaplarında, din kitaplarında kimin kestiği yenir sorusu vardır. Cevabı da şudur. Müslümanın kestiği yenir. İki, ehli kitabın kestiği yedir. Ehli kitap kim? Yahudi ve Hristiyan. Yahudi ve Hristiyan vatandaş herhangi bir hayvanı keserken Allah derse, Dio derse, Gat derse kestiği helaldir, yedir. Bizim Alevi'nin kestiği yedir. Niye? O Türk çocuğu işte. O Muhammed'e inanıyor. Allah'a inanıyor, Kur'an'a inanıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dine inanırsa inansın, ateşe tapsın, güneşe tapsın, ineğe tapsın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse Müslüman olur. Fakat Alevi Müslüman olamaz. Niye? Alevinin Müslüman olması için önce Hristiyan olması lazım. Dedikoduya bak. Niye? Papaz, milleti Hristiyan etmek için uğraşmış, tutunduramamış. Hiç olmazsa böyle bir laf bırakmış, hat, yadigar kalmış o, tutulmuş kulak. Biliyorsunuz, daha önce de ben camide de anlattım öyle ilkindeyim. Müslüman olmak bir kelime şehadetle mümkün değil. Ama Hristiyan olmak, ben İsa'ya inandım demekle mümkün değil. Kiliseye gideceksin, çökeceksin papazın önüne. O da bir vaftiz edecek seni, ondan sonra Hristiyan olacaksın. Şimdi papaz diyor ki, Alevi çocuğu önce bir kiliseye gidecek. Papaza yakasını kaptıracak. Papazdan kurtarabilirse sen bir daha Müslüman et bakalım. Bu o maksada hizmet etmekten başka hiçbir şey değildir. Bir başka şey daha var. Alevi Müslüman olur ama nasıl olur? Ayağının altına bir kiremit alacak. Yıkanacak. Kiremit erirse Müslümanlığı kabul olur. Var var. Yaygın. Çingeneler için de diyorlar, Aleviler için de diyorlar. Şimdi, öyle bir şey ki, Selçuklu'dan kalma camilerin üstündeki Selçuklu kiremitleri erememiş daha. 900 yıldan fazla olmuş. Yağmur, kar, fırtına. Ya bu fukara Kızılbaş kaç yüz yıl yaşayacak? Kaç yüz ton su harcayacak? Ve ayağının altında kiremit erdi. Bunu hangi din kitabından çıkardığında söylüyorsun diyen adam olmamıştır. Ne din adamı, ne sıradan vatandaş, ya kardeşim bunu hangi din kitabından öğrendin diye yoktur. Gittin mi Alevi kardeşler özellikle kaçarlar. Yüzlerini kapatırlar. Sonunda merak ettim, bunlar niye yüzünü kapatıyorlar beni görünce? Keşfettim işi. Diyorlar ki, bu Sünniler var ya, Yezid'i çok sever. Yezid'e salavat okurlar. Bunun için de Yezid'e yüzümü gösterirse nikahım düşer. Gavur sayıyor Sünni. Yezid'e yüzünü gösterirse nikahı kaçar. Onun için ne yapar yapar yüzünü kapatır. Bu da bir fitne. Sonunda ben din kitapları Yezid'le ilgili ne yazıyor diye merak ettim. Şimdi şu kitap Şerhul Akaid adlı İmam Taftazani'nin kitabının 74. sayfasının fotokopisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'ndeki kitaptan aldım fotokopiyi.
Şimdi bu kitaptan ibare okuyacağım ben size. Yezid'le ilgili ehli sünnet imamları ne düşünüyor? Sünni imamların makbul kitaplarından birisidir bu. Ve nasıl inanırız, nelere inanırız, onu anlatan, onu yorumlayan bir kitaptır. Bakınız okuyayım birazcık, hem de Arapça bildiğimi de göstermiş olayım. İttefekû alâ cevâzillâni alâ men katelehu ev emara bihi ev ecâzehu ev radiyâ bihi vel hakku in radiyâ yezîdun bi katlil Hüseyni ve istibşârihi bizâlike وإهانتي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر معناه وإن كان تفاصيلها آحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه. Burada İmam Tahtazani Hazretleri diyor ki Ehl-i Sünnet uleması Yezid'e lanet edilmesi hususunda ittifak etmişlerdi. Bütün İslam alimleri, ehli sünnet alimleri Yezid'e lanet ederdi. Niye lanet ederler? O, Hazreti Peygamber'in torunu, Ehl-i Beyt'ten Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi için düşünüp, taşınıp, istişare edip, konuşarak emir verdiği için, Hazreti Hüseyin'in öldürülmesine, şehadetine rıza gösterdiği için ve bu işten memnun olduğu için Ehl-i Sünnet alimleri ona lanet etmeyi uygun görmüşlerdir. Ayrıca enteresan bir şey var. Biz diyor bu kanaata varırken فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَئْنِهِ Biz bu konuda karar verirken adamın işlerine de bakmadık. Yani yaptığı iş iyiydi, kötüydü falan da filan onun için de böyle demiyoruz. Ya ben fi imanihi. Aksine adamın imanına baktık. Bu işleri yaparken adam imanını kaybetti de onun için biz lanet ediyoruz diyor. Ve devam ediyor ibare. Lanetullahi teala aleyhi Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve ala ensarihi ve avanihi. Yardımcılarının ve avenelerinin üzerine olsun. Demek ki Alevi köyündeki fitne yalan. Fitneye dayanıyor. Zaten adı fitne. Namussuzluğa dayanıyor. Sünni köyüne gelip Alevi aleyhine bir takım bakırdılar eden namussuz, fitneci, Yahudi, kimse o. Sünni köyünde fitne çıkardığı gibi Alevi köyüne de gitmiş, Sünniler Yezid'e salavat getirir diyeni de duydu. Onlar Yezid'i çok severler. Yezid'e bütün İslam alimleri lanet okuyorlar. Ayrıca İmam Rabbani Hazretleri var. Ehl-i Sünnet'in büyüklerinden, Nakşi tarikatının pirlerinden. Onun Mektubat adlı bir kitabı var. Mektubat'ın 54. mektubunun tercümesine bakınız. Mektubun hem Arapçası var Mektubat kitabının, hem Farsçası var, hem Türkçesi var. Ben onun Arapçasından da bir iki cümlelik metin okuyayım. İmam Rabbani Hazretleri de bakın Yezid konusunda ne diyor? Ve Yezidül ba'id yani saadeti saadetten uzak olan Yezid'e gelince leyse min ashab sahabeden değildir. Peygamberin ashabından değildir. Ve fi'lihullezî فَعَلَهُ هُوَ لَا يَفْعَلُهُ كَافِرٌ اِفْرِجِيٍ Onun yaptığı işlere de gelince, onun yaptığını frenk kafiri yapmamıştır. لَا يَفْعَلُهُ كَافِرٌ اِفْرِجِيٍ Frenk kafiri onun yaptığını yapmamıştır. İmam Rabbani Hazretleri diyor. Fakat İslam alimlerinden bir kısmı ona açıkça lanet etmiyorlar. Bunun sebebine gelince Yezid'i sevdiklerinden, yaptığı işi beğendiklerinden, adamdan memnun olduklarından değil, aksine li ihtimali rucu'ihi ve tevbetihi ölmeden bir müddet önce belki yaptıklarına pişman olmuştur. Tevbe etmiştir diye lanet etmiyorlar. Belki bir umut. Yoksa yani o öyle bir adam değil. 54. mektup arzu edenler mektubata baksınlar. Demek ki hem Alevi kesiminde hem Sünni kesiminde bir takım fitneciler gidiyorlar. İki tarafta birbiri aleyhine kışkırtan bir takım dedikodular, fitneler üretiyorlar. Peki madem Alevilik ve Sünnilik aynı şey.
Hazreti Ali'nin yolu ile Hazreti Muhammed'in yolu aynı. Bu iş nasıl oldu da çığırından çıktı, koptu ve düşmanlık haline geldi? Ben işi onu oraya getirmeden önce bu soruya cevap vereceğim. En önemli nokta burası çünkü. Cenab-ı Peygamber'in bir hadis-i şerifini nakletmek istiyorum. Resulullah buyuruyorlar ki, اَسْحَابِ كَنْ نُجُونِ Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hadis-i şerif devam ediyor. Hangisine tutunursanız tutununuz, yolunuzu bulursunuz. Şimdi dağ başında yolunu kaybeden bir adam, yolunu bulmak için ne yapardı? Yıldıza bakar, yönünü tespit eder. Kuzeye şu tarafı, güneye bu tarafı, şu tarafa gidersem köyü bulurum. Herkesin tanıdığı bir yıldız vardır. Kimisi kutup yıldızını tanır, kimisi çoban yıldızını tanır, kimisi büyük ayı grubunu tanır, kimisi küçük ayıyı tanır, kimi falanı tanır. Herkesin tanıdığı bir yıldız çeşidi vardır. Adını bildiği, sürekli dikkatimi çeken bir yıldız var. Hangisine uyarsa uysun, adam yolunu bulamaz mı? Budur. Cenab-ı Peygamber ona anlattı. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız tutununuz, yolunuzu mutlaka bulursunuz. Hazreti Abbas'ın yolundan gitse bulamaz mı insan? Bulur. Ebu Bekir Sıddık'ın yolundan bulur. Hamza'nın yolundan bulur. Vahşi'nin yolundan bulur. İşte falanın yolundan bulur mu? Bulur. O ki peygamberin ashabıysa o yol onu götürür. Peki ya Ali'nin yolundan giderse insan Hazreti Ali'ni bulamaz mı? O peygamberin ashabı değil mi? Üstelik ashabın en öndekilerden, yıldızların en parlağından. Olsa olsa bu yıldız kutup yıldızı olaydı. Onunla yolumuzu bulmak, Muhammed Mustafa'ya ulaşmak, Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak daha kolaydır. İşte alevini bu yıldızı rehber edilmekten ibarettir. Başka da hiçbir manası yok. Şimdi Türkiye'de biraz önce dedim ki Osmanlı şeriat devleti ve her meslekin, her grubun da bir tarikatı vardı. Cemiyet işlerini de Osmanlı tarikatlara bırakmıştı. Halkın ve askerin tarikatı Bektaşi'nin Osmanlı döneminde. Entelektüelin, saray halkının, okumuş yazmış takımın tarikatı Mevlevi'nin, hoca takımının, ilmiye sınıfının tarikatı da Nakşibi'dir. Diğer tarikatlar da vardır. İslam'ın tarikatı Ahilik gibi. Eğer padişah, sadrazam, paşalar veya bakanlar, vezirlerden herhangi birisi bir tarikata girerse, o tarikat mensupları biraz öne çıkardı. Her devirde olduğu gibi. Biraz koltuk yükseltmek isteyen, üç kuruş para toplamak isteyen, büyüklerimize yağ çekmek isteyenler, büyüklerin gittikleri tekkelere giderler. Şimdi de öyle yapıyorlar. Koltuk kapmak isteyenler, büyüklere bakıyor, falan adam filan tekkede, ben de oraya gideyim. Görür, belki Efendi Hazretleri bana emir buyurur. Şuna da genel müdürlük ver derlerse genel müdür yaparlar diye gidiyor tekkiye. O devirde de diğer tekkelere padişah filan girmişse, vezir girmişse, paşa girmişse gidenler olur, o tarikat şöhret bulur. Ama asıl yaygın tarikat, halkın ve askerin tarikatı Bektaşilik, saray halkını ve okumuş yazmışın entelektüelin tarikatı Mevlevilik, ilmiye sınıfının hocalarından Nakşilik. Peki bu ne zamandan itibaren ya da niye? Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren bu böyledir ve Osmanlı toplum düzenini gönüllü kuruluşlar eliyle yürütmeyi kendi sistemine daha uygun bulmuştur. O sebeple de bu işleri tarikatlara bağlamış, tarikatların denetimini de Şeyhülislam Hazretlerine vermiş. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı aşağı yukarı. Şeyhülislam Efendi bunların şeriattan ayrılıp ayrılmadığını, ne yapıp ne ettiklerini kontrol eder. İleri gidene geri kal, geri kalana da biraz ileri gitti. O sebeple Osmanlı döneminde tarikatlar çok önemlidir. Ve Osmanlı Devleti kurulurken Velayetname-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli adlı kitaba göre, ki Alevi arkadaşlar çok iyi bilirler, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kerametlerini anlatan kitaptır.
ben bu kitapla ilgili hem kitabıma aldığım bilgileri hem de naklettiğim bilgileri tamamını Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'ndeki 714 Demirbaş numarasında kayıtlı velayetnameden al. Arzu edenler gidip el yazması nüshasını Ankara'ya gittiğinde görebilirler. Velayetname Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerine göre, yani Alevilerce yaygın, bilinen kerametlere ve Hacı Bektaş Veli menkıbelerine göre Sultan Osman, babası Ertuğrul Gazi vefat edince ele avuca sığmaz, biraz haşarı bir delikanlıdır. Babası öldükten sonra kayıbeyine Aşiret Bey'i olarak amcası Gündüz geçmiştir. Bir vesileyle Osman Gazi Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye götürülür. Hünkar Hacı Bektaş Veli Osman'ı görür görmez, gel oğlum Osman, 7 yıldır maneviyat aleminde, Kırklar Meclisi'nde herkes hakanlık için, hünkârlık için bir isim tutardı. Ben de 7 yıldır senin adını tutarım. Yaklaş der. Başındaki tülbentini çıkar der. Başındaki giyilen şeye de bazen ayağı da tülbent, Yemeni tabirleri kullanılıyor bizde biliyorsunuz. Tülbentini çıkarttırır. Özel olarak önceden yaptırdığı ve bir dolaba kilitlediği bir tacı çıkartır, Osman'ın başına geçirir. Kendi belinden kemerini çıkartıp Osman Gazi'nin beline sarar. Bektaşi tarikatınca kutsal emanet kabul edilen çerağı Osman'ın önüne koyar. Sofrayı yayar ve der ki, biz sana hünkâr adını uygun gördük. Allah sana devlet nasip etsin. Sonun başından hayırlı olsun. Milletinin sırtını kimse yere getiremezsin. Kılıcın keskin olsun. Biz sana hünkârlık verdik. Oğlumuz Alaaddin de şimdilik beylik versin diye Selçuklu Sultanı Alaaddin'e de emir verir. Bunun üzerine Sultan Alaaddin Kayıp Bey'i Gündüz Alp'i alır. Onun yerine Ertuğrul oğlu Osman'ı Kayıp Bey'ine aşiret verir. Aşiret Bey'i yapar. Yani Bektaşi menkıbelerine göre Hünkar Hacı Bektaşi Veli Osman Gazi'ye padişahlığını hünkâr olacağını önceden haber veren, dua eden ve kendisine Bektaşi emanetlerini, tarikatın kutsal emanetlerini veren insandır. Tıpkı bizim Yunus'a himmet eden Hacı Bektaş gibi. Biliyorsunuz Hacı Bektaş Veli Hazretleri tekkedeyken, dervişlerle eğitime devam ederken Yunus bir hayvanın üzerine alış toplamıştı adam. Yabani meyve alıcı, bilmeyenler var mı bilemiyorum. Alıcı toplamış, buğdayla alıç satıyor. Tekkede dervişler de almışlar, parası değil de pire git demişler. O da gitmiş Hazreti Pir'e, ben dervişler alıcı aldılar, şu kadar buğday ediyor diye buğday istemiş. O da evlat, ben sana buğday kadar, ne kadar buğday ediyorsa himmet edeyim. Buğday alma da bizden himmet al demiş. O ne ki demiş, un olur mu, ekmek olur mu o himmet dediğin şeyde, yok demiş, olmaz. Olmazsa ben un olacak şey istiyorum, bana buğday ver. Buğdayı verin demiş Hazreti Pir. Yüklemişler, hayvanla giderken köyü çıkmış. Ya bu kocanın dediğinde bir hikmet vardır. Bari şu buğdayı vereyim de o dediği şey neyse onu alayım diye geri döner. Döner gelir, kapıyı çalar, der ki Şeyh Efendi, bana o dediği şeyi ver de şu buğdayı al. Neydi o dediğin himmet? İşte himmeti ver, bunu al. Evladım, himmeti de verdik, buğdayı da verdik. Ama himmetin anahtarı Tapduk Emre'dedir. Gidip Tapduk Şeyh'i bulacaksınız. Tapduk Emrem Şeyh'i bulacağız. Tapduk Emre'yi bulduktan sonra köylü Yunus, alıç satıcısı Yunus, Yunus Emre oldu. Hak dostu, gönül ermişi, hak dervişi oldu. Aynen onun gibi deli, ele avuca sığmayan Osman, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hürmetli, gayreti duasıyla kayı boyuna bey olur, hünkar olur ve bir devletin kurucusu olur. Böylelikle Hacı Bektaş Veli'ye Hazreti Osman'ın
Osman Gazi Hazretlerinin bağlılığı ortaya çıkar. 36 Osmanlı padişahının hangi tarikattan olduğunu gösteren kitaplar vardır. Eğer bakacak olursanız, Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi, Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülaziz, daha başka padişahlar da var ama bunlar özellikle Bektaşi Derviş olarak gösterilir. Bektaşi tarikatına girmiş Osmanlı padişahlarıdır. Osman Gazi, Orhan Gazi, Yavuz Sultan Selim ve Abdülaziz. Diğer padişahların her birisi ayrı bir tarikatın mensubudur. Osmanlı tahtına geçen padişah olan insana önce tac giydirilir, sonra kılıç kuşatılır. Tac giyme Bektaşi adetidir, kılıç kuşanma Mevlevi adetidir. İki tarikat arasında denge kurmak için tac giyme ve kılıç kuşanma töreni vardır Osmanlı'da. Sultan Orhan zamanında da Bektaşilik yeni bir atılım yapar. Orhan Gazi Osmanlı'ya düzenli bir ordu kurar. Sultan Orhan zamanına kadar Osmanlı'nın ordusu yoktur. Herkes tarlasında çalışır, hayvanlarını otlatır. Cenk var, sefer vaktidir diye haber geldi mi? Kılıcını alır, atını atlar, gelir, harbe hazırdır. Harp yapılır, harpten elde edilen paralar, altınlar, ganimet dağıtılır, payına ne düştüyse alır, gene köyüne gider. Sultan Orhan topraklar genişlemiş, Bizans'la mücadele sürekli hale gelmiş. Onun için sürekli işi gücü harp etmek olan bir grup meydana getirmek, bir ordu kurmak ister. Böyle bir ordu kurar. Ve böyle bir ordu kurunca bir grup askerle komutanlardan birini Hacı Bektaş ilçesine gönderir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne. Gidin Hazreti Pir'e bağlanındır. Niyedir? Tarikatçıların hala söyledikleri bir takım lakırdılar var, sözler var. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyorlar. Pirsiz meslek haramdır diyorlar. Böyle sözler o devirde daha yaygın. Berber'in piri var. Selman-ı Fark Hazretleri. Pehlivan'ın piri var, Hazreti Hamza. Müfettişliğin piri var, benim mesleğimin. Şifa Hatun, Şifa Bint Abdillah. Askere de bir pir bulunmak istenmiş. Ve bu pir, hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli olması arzu edilmiştir. Çünkü Orhan kendisi de Hacı Bektaş Sultan'a bağlıdır. Giden askerleri hünkâr kabul etmiş. Askerlerden, çerilerden birinin başına elini koymuş. Dua etmiş. Elini başına koyunca cübbenin yeni askerin başından arkaya doğru sarkmış. Daha sonra askere başlık olarak yapılan keçe külahın bir tarafı arkaya sarkık olarak yapılmış. Hazreti Pir'in eli manen askerin başında bulunsun. Ona moral olsun diye. Onun içindir ki mehter bölüğünde, Yeniçeri'ye kılık olarak benzeyen mehter bölüğünde, mehtercinin başındaki keçenin arkaya doğru sarkan bir tarafı vardır. O hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin elini temsil eder. Ve Osmanlı ordusu hünkâr Hacı Bektaş Veli tekkesine bağlıdır. Şimdi sesli düşünmek istiyorum. Hem sormak hem cevap vermek. Eğer Hacı Bektaş Veli sapık bir adam olsaydı, Osman Gazi'nin inanışından farklı bir inanışı olsaydı, Orhan Gazi'nin inanışıyla Hacı Bektaş'ın inanışı ayrı olsaydı, kendi vatanını koruyacak, düşmanla harp edecek olan askeri götürür, sapık bir adama bağlarlar mıydı? Bağlamaz. Adamlar deli değil. Onun için aynı imanı, aynı ibadeti, aynı ideolojiyi paylaştığı için gönderdi, o şeyhe bağladı. Şeyh mi yoktu memlekette? Ve 1826 yılına kadar Yeniçeri askeri, devşirmeleri de dahil olmak kaydıyla Hacı Bektaş tekkesine bağlı olmuştu. Osmanlı askeri Bektaşi tekkesine bağlıdır ve onunla da zaferden zafere koşturmuştu. Mesela İstanbul'u fetheden askerin büyük çoğunluğu Yeniçeridir. Başka sınıf askerler de icat edilmiş. Ama büyük çoğunluğu Yeniçeridir. Kaleye, İstanbul burçlarına ilk Osmanlı bayrağını diken Ulubatlı Hasan Yeniçeridir. Bektaşidir. Yani Hazreti Peygamber'in ve Tüftahemmel Konstantiniyye
اِنَّ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَاِنَّ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ buyurduğu İstanbul mutlaka bir gün fethedilecek. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden asker, ne güzel asker diye müjdelediği o insanların büyük çoğunluğu Hacı Bektaş dervişleri. Her yıl gönlümüz coşa coşa kutladığımız İstanbul fethinin bu Bektaşiler, bu Kızılbaşlar olduğunu hiç aklımıza getirdik mi bilemiyorum. Bizim öz kardeşlerimiz, emnilerimiz, dayılarımız, babalarımız. Ama kaderde bir takım bozulmalar, gerilemeler, yığılmalar, bıkmalar, çekilmeler var. İnsanlar ve devletler birbirine benzer. Doğar, yaşar ve ölürler. Osmanlı Devleti yaşamış, güçlenmiş ve sürekli zaferler kazanıyor. 1930 yılında Yarın gazetesinde Bektaşi sırlarını anlatan, nasıl olsa tarikatlar kapandı, şimdi tarikatçılık yasak, sırlar bizimle gitmesin, herkes Bektaşi sırrını öğrensin diye yazı yazan bir Bektaşi babası, Galip Baba diye bir adam var. Şimdi anlatacağım şeyleri o anlatıyor. Batılı sürekli Osmanlı'dan, Türk'ten dayak yiyor, sürekli yeniliyor Türk'e karşı. Ne yapayım edeyim de şu Türk'ü bir yeneyim. Onu düşünürken işi buluyor. Karşıdan, cepheden nasıl olsa yenemeyeceğini anlıyor. Onun için içten yenmeyi ve içten yıkmayı aklına koyuyor. Bu maksatla da Papa bir takım kiliselere emir veriyor. Mesela Baba eskide, Lüleburgaz'da, Kırklareli'nde ve daha batıdaki bir takım kiliselere diyorlar ki siz toptan Müslüman olun. Papazından Zangocu'na varıncaya kadar bütün kilise mensupları Müslüman oluyorlar birdenbire. Maksatları Müslüman olmak değil, Müslümanlar işten yıkma. Hemen Müslüman oluyorlar, kiliseyi camiye çeviriyorlar, yanına da bir Bektaşi tekkesi dikiyorlar. Biz Bektaşiliği o kadar sevdik, o kadar sevdik ki Müslüman olacağız ama Bektaşi tekkesine gireceğiz diyorlar. Niye? Askerin tarikatı Bektaşi'lik çünkü. Millet de öyle bir damgalanma oluyor ki aman Allah ya falan yerde kilise var ya papazı, rahibi, rahibesi, zangocu hepsi birden Müslüman oldu. Deme ya. Orayı da camiye çevirmişler. Bir öyleyse hadi bir gidelim orada bir namaz kılalım diyor. Millet akın akın, asker, sivil, herkes geliyor namaz kılıyor kiliseden, üzerinden camide. Bu arada özellikle kilise personeli askerleri kolluyorlar. Gelen oldu mu? Asker bey, kumandan bey, çavuşum, ağam gel hele. Sana şurayı bir gezdirelim diyorlar. Biz var ya Hristiyanken ne cahillikler yapmışız bilemezsin. Şurada şunu yapardık, burada bunu yapardık, şurada vaftiz olurduk, şurada günah çıkartırdık. Onları anlatıyorlar kiliseyi gezdirip. Kuytu arkada özel hazırlanmış odalara gelince diyorlar ki şu meret var ya. Ya Allah aşkına şundan bir iç be. Biz eskiden şundan içerdik Hristiyanken. İçilecek şey mi Allah aşkına? Bir bak şunun tadına. Adama şöyle bir çektiriyorlar. Ufak ufak bakıyor. Bir kısmı da yasağa rağmen her zaman fazladır. Ne yasaklarsanız millet ona hücum eder. Osmanlı'da da içki yasaktı ama içkiye meraklılar vardı. Kafayı çekmek isteyen ya da orada ilk defa içip de tadını beğenen, kafayı biraz çakır keyif hale gelen birkaç gün sonra tekrar geliyor. Agopken Ahmet olana eski papaza diyorlar ya Ahmet efendi şu kiliseyi bir daha gezdir bana ya. Neler yapardınız siz bana bir daha anlat. Geçen gün aklıma iyice girmedi. Tamam diyorlar bizim balık zokayı yuttu. Gezdiriyorlar getiriyorlar bir sefer koyuyorlar içkiyi böyle gönlünce içiyor. İkinci, üçüncü, beşinci gelişte of. Adam iyice sarhoş ediyorlar. Yanaşıyor bir sefer. Ya kumandan beri yakında orduda sefer var mıdır? Var, var, var. Nereye gideceksiniz? Dimetoka'ya gideceğiz. Ne kadar asker gidecek? Topla götürecek misiniz? Kaç top gidecek? Hangi saatte gideceksiniz? Hangi yoldan gideceksiniz? Hangi kumandan götürecek? O kumanda neyi sever? Bir sürü sorular soruyorlar. Daha ordu toparlanıp yola düzülmeden haber karşı tarafa geçiyor. Ondan sonra iş gayet kolay. Eskiden rüzgarı zafer kazanan Osmanlı ordusu
perişanlıkla dönüyor, dökülüyor. Daha geçeceği köprüler o gitmeden yıkılmış oluyor. Aptallıyor birdenbire. Ne oldu? Nasıl oldu? Bu arada devletin değişik kesimlerinde de çöküntüler başlıyor. Hani bir tarafımız ağrır, elimize bir diken batar, bütün vücudumuz ağrır sızlar, neşemiz kaçar. Devletin bir tarafı batmaya başlayınca öbür taraflarda da telaş başlıyor, gerileme başlıyor, yobazlık, kaçış, firar başlıyor. 1800'lü yıla gelince, 1810'lara, 20'lere Yeniçeri o kadar bozuluyor, o kadar bozuluyor ki yaptığı bir iş var, zafer kazandığı, harbe gittiği falan yok Yeniçeri'nin. Biz bu padişahı istemezdik, kazan kaldırıyor. Hadi indirin o padişahı, biz falan mı isteriz? Falan şehzade padişah olsun, o şehzade padişah olsun. Biz bunu da istemezdik, onu da indiriyorlar. Kazan kaldırıyor, kazan indiriyor. İş kazancılığa kalmış. Onun için devlet ne yapıp yapıp da bu orduyu nasıl ıslah ederiz? Nasıl kurtuluruz bunlardan? Çareler aramaya başlıyor. İşte 1826 yılında devlet bir karar alıyor. Mekteplerde Vakkayı Hayriye diye okunulur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, imhası. İkinci Mahmut, Nizam-ı Cedid diye bir ordu kurmuş. Onu hazırlamış, eğitmiş. Fransız hocalar getirmiş başına. Bir gün sabaha karşı Nizam-ı Cedid'e emir vermişler. Ateş! Yeniçeri kışlaları topa tutun. Yeniçeri kışlasını askeriyle beraber, tophanesiyle, silahhanesiyle beraber yapmışlar. Nerede? İstanbul'da ve memleketin dört bir tarafında, kalelerde, hudutlarda, bütün kışlalarda Yeniçeri topa tutun. Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa diyor ki, bir hesap asker öldürüldü. Kaç kişi öldürüldüğü de belli değil. O gün firarda olan, evci olan, hasta olan ya da dışarıya göreve gitmiş olan hariç bütün asker öldürülmüş. Türk askeri, Türk askerini öldürmüş. Asker tek bu isyancılardan kurtulalım diyor. Osmanlı'da her meslek erbabının kıyafeti vardır. O ölümden kurtulan asker doğru koşmuş Bektaşi Tekkesi'ne. Aman demişler, Şeyh Efendi, Baba Efendi. Vaziyet bundan ibaret. Telgraf yok, telefon yok. Televizyon yok o devirde. Ekmeğin ya nasıl olur? Padişahımız bu halkı işleyemez, Müslümanları öldüremez. Vallahi oldu demişti. Biraz sonra anlaşılmış ki doğru. Hemen onlara siz asker elbisesini çıkartın, sivil derviş elbisesi giyin diyor. Ve önce Bektaşi tekkesi, sonra bütün tekkeler başlıyor. Müslümanın Müslümanı öldürmesi doğru mudur? Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Acaba hangi taraf cennete gidecek? Bu Müslümanların, öteki Müslümanları öldürmesi için emri Halife-i Müslümin'le, Padişahımız'la, Şeyhülislam Efendi Hazretleri verdiğine göre onlar nereye gidecek? Onların yeri neresi? Bir sürü soru. Hükümeti tenkit eden, padişahı tenkit eden bir sürü fikir almış yürümüş. Bunun üzerine ne yaparız, ne ederiz diye düşünmüşler. Bu halkın, kamuoyunun baskısını nasıl önleriz? Daha sonra biri demiş ki efendim Bektaşi Tekkesi bu işin militanlığını yapıyor, öncülüğünü yapıyor. Bektaşi Tekkesi'ni kapatırsanız bu iş biter. Tamam demişler, gayet kolay. Bir fetva, peşinden Bektaşi Tekkesi'ni kapatmışlar. Bektaşi demek suç sayılmış. Tekkelerin vakıfları ellerinden alınmış. Ve bu işe direnen bir takım Bektaşi babalar, dedeleri de asılmış. Bir kısmı Çorum'a, Yozgat'a, Sivas'a, Erzincan'a sürgün gönderilmiş. İşte o tarihten itibarendir ki olan olmuş. Alevi dediğimiz Bektaşi tarikatı mensupları saraya ve Osmanlı Devleti'ne, kendi kurdukları devlete darılmışlar, gücenmişler, incinmişler. Kur'an öyle yasaklı öğretiliyor. Aynen onun gibi bu sefer padişah kapattı, Bektaşi'yi demeyi de yasakladı ama tarikatçılığı bırakalım mı, bırakmayalım mı, bırakmayalım, devam edeceğiz demişler. Tıpkı Cumhuriyet döneminde Atatürk tarikatları kapatmadı mı? Anayasaya göre tarikatçılık yasak değil mi?
Kanunla suç değil mi? Şimdi her tarafta tarikat dolu değil mi kardeşim? Her taraf tarikat dolu. Her mahallede 3-5 tane şeyh var. Mantar biter gibi. Sabahleyin kalkıyorsun diye uçan bir şey çıkmış. Doğru mu yanlış mı kontrol edeni değil. Bir sürü doğru yok. İyiliğin yanında bir sürü sapık da var. Tarikatçı bir şeyin diye ortada duruyor. Dini imanı reddeden bir sürü insan tanıyor. Niye? Yasağa rağbet fazla. O devirde de bu işi bırakmayalım, devam edelim demişler. Devam edelim ama ya zapt diye fark ederse, ya hükümet adamları fark ederse, onun için köyün alt başına bir bekçi, üst başına bir bekçi koymuşlar. Tarikat toplantılarını gizli yapmaya başlamışlar. Bugün de tarikat toplantının gizli yapılmasının hikmeti o devirden kalmadı. Ondan bu tarafa devam ediyor. Fakat işi toparlamak istiyorum. Bu yasak devam ederken ikinci Mahmud Hakk'a yürümüş, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yerine oğlu Sultan Abdülmecid getirmiş. Sultan Abdülmecid'in vefatından sonra Sultan Abdülmecid'in küçük kardeşi Sultan Abdülaziz tahta geçmiş. Sultan Abdülaziz iri yarı, güçlü, kuvvetli, cengaver, yiğit bir adam. Millet tam demişler, bizim aradığımız kahraman bu. Bu Osmanlı Devleti'ni batmaktan kurtaracak. Bu yiğit adam her şeyi yapar. Gerçekten Osmanlı'nın Alaturka dediği Türkçü bir padişah Abdülaziz. Herkesin kendine örnek aldığı bir adam vardır. Kimisi babasını, kimi köyün muhtarını, kimi valiyi, kimi paşayı, kimi milli bir kahramanı örnek alır. O da büyük dedesi Sultan Orhan'ı, Orhan Gazi'yi kendisine örnek almış. Sultan Orhan bu devleti kurup temellerini sağlamlaştırırken ne yaptıysa, ben onları yaparsam devlet batmaktan kurtulur demiş. Bir bakmış, Sultan Orhan önce düzenli bir ordu kurmuş, ha ben de orduyu düzene sokayım demiş. Ordunun düzeni için ne lazım? Silah lazım. Birazında borç alarak 1 milyon askere yetecek silah temin etmiş. Milli mücadelede kullandığımız silahların büyük çoğunluğu Abdülaziz silahlarıdır. Bir kısmını Türkiye'de yapmış, bir kısmını ithal etmiş. Bu arada Osmanlı donanmasını İngiliz donanmasından sonra dünyanın en güçlü donanması haline getirmiş. Fakat İngilizler fevkalade rahatsızlanmışlar. Bir gün İngiliz büyükelçisi huzura çıkmış. Sultanım, bu kadar silahı, askeri ne yapacaksınız? İngiltere ile harp etmeyi düşünüyorsanız gücünüz yetmez. Yok Rusya ise zaten sizin karşınızda dayanamaz bu kadar silah karşısında. Bu kadar niye silahlanıyorsunuz diye de padişaha şöyle bir işi anlatmış. Tarih kitaplarında var. Bu işten rahatsızlar. Bu arada Abdülaziz bir şeyi fark etmiş. Bir bakmış, Maliye Nazırı Yahudi, Nafıa Nazırı Rum, Hariciye Nazırı Ermeni, bilmem ne Nazırı Sırp, öteki bilmem ne, Türk çocukları nerede? Devletin asıl sahipleri, devleti kuranlar, hanedanın öz akrabaları nerede? Yok. Dikkatimi çekmiş, niye Türk çocukları buralara gelemiyorlar, yükselemiyorlar? Bir bakmış ki, babasının 60 yıl önce yaptığı bir iş Türkmeni, Türk çocuklarını devlete dargın hale getirmiş. Ha, tamam, benim asıl yapacağım iş bu. 1990'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Menderes ve ailesine yaptığı bir iadeyi itibar işi var. 60'da hani hain dediler, astılar. 90'da da hain dedik, özür dileriz dediler ya, iadeyi itibar etti. Aynen onun gibi Sultan Abdülaziz tutuyor, Bektaşi vatandaşlardan özür diliyor. Bir kanun, bir ferman-ı humayun neşrediyor, iadeyi itibar ediyor. Bektaşi tekkesinin yeniden kurulmasına izin veriyor ve bu konuda ihlaslı, samimi olduğunu göstermek için de gidiyor, Bektaşi tekkesine derviş oluyor. Fakat çok kısa bir süre sonra İngilizler, Serasker Hüseyin Avni Paşa, bugünkü Genelkurmay Başkanı, ve bir iki arkadaşını daha elde ediyorlar. Aman ha, bu padişah ne yapacağı belli değil. İngiliz menfaatleri halledar olacak, şu işi bir halledin diyor. Bu İngiliz uşakları da
daha önce Sultan Abdülaziz'in tahttan indirdiği bir Şeyhülislam'ı yeniden senin Şeyhülislam yapacağız. Padişahın halledilmesi, tahttan indirilmesi için bize fetva verir misin diyorlar. O da diyor ki beni Şeyhülislam yapar mısınız? Yaparız. O zaman çarşak kadar fetva yatarım size. Ve bir fetva yatıyor. Sultan Abdülaziz'in kafir olduğunu, dinden çıktığını, padişah olamayacağını yazıyor, veriyor elden. Paşalar sarayın etrafını askerle çeviriyorlar. Millet seni istemiyor, sen bu dinden çıktın. Artık halledilmen gerekiyor, işte fetva diyorlar, hallediyorlar. Bir hafta sonra da bileklerini kestirmek suretiyle Sultan Aziz'i şehit ediyorlar. Şimdi Sultan Aziz, Türk çocukları Türk devletine sahip çıksınlar, dargınlıkları, kırgınlıkları gitsin istemiş. Fakat maalesef onun yaptığı bu hayırlı iş dağ köylerine kadar Alevi toplumuna ulaşmamış. Onun için de Alevi köylüsünün, Bektaşi köylüsünün devlete dargınlığı milli mücadeleye kadar devam etmiştir. Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan Ankara'ya gelirken 21-22 Aralık günleri Hacı Bektaş'ta kalmış, Hacı Bektaş'a gelmiş. Devletin geldiği noktayı anlatmış. Memleketin İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlılar tarafından işgal edildiğini, çok büyük tehlike altında olduğunu anlatmış. Bektaşilerin en büyük piri, o gün posta oturan, Hacı Bektaş Veli postunda oturan Hacı Bektaş evlatlarından Çelebi Cemalettin Efendi, tamam anladım paşam demiş. Anladım. Biz seninle beraberiz. Madem devlet yıkılmak üzeredir ve bize ihtiyacı vardır, seninle beraberiz. O güne kadar Bektaşilerden toplanan Hakkullah dediğimiz dede vergisi diye Bektaşi toplumunda oturma vergisi 1826'da icat edilen, geliri ellerinden kesilince bu işleri çevirmek için cami parası topluyoruz ya burada, Türkiye'de yok, zaruretten çıkmış. O zaman tekkeye kapatılınca tarikat işini yürütmek için her Alevi vatandaşın yıllık vergi verme mecburiyeti konmuş tarikat şeyhleri tarafından. Ona dede hakkı ya da Hakkullah diyor. İşte o paralardan, birikenlerden ne kadar altın varsa torbalarına getirip Mustafa Kemal Paşa'ya vermiş. Paşa, bu iş parasız olmaz demiş. Bunları al. Senden ricam saymayacaksın bunu demiş. Sayarsan borç sayarsın demiş. Onun için kaç altın verdiğini bilen yok. Ama birkaç torba altın verdiğini söyleyenler var. Kaç torba olduğu da belli. Sayma paşam demiş. Sayarsan borç sayarsın. Onun için Bektaşi köylüsü, Alevi köylüsü Sultan Aziz zamanındaki iade-i itibardan da habersiz, II. Mahmut zamanındaki devlete dargınlığını o tarihe kadar devam ettirmiş. Bizi devlete yeniden bağlayan adam, bizi devletimizle yeniden barıştıran adam Atatürk'tür diye Atatürk'ü fevkalade severler. Buraya gelmeden 10 gün önce Bursa'daydım, İnegöl'ün Şehitler Köyü'ne gidip bir gece konuşma yaptım. Şehitler Köyü enteresan. Milli mücadelede 127 şehit vermiş. Kızılbaş Köyü. Alevisiyle, Sünnisiyle biz bu vatanı düşmandan kurtarmak için hep birlikte öldük. Uğrunda birlikte öldüğümüz vatanda huzur içinde niye birlikte yaşamayalım? Uğrunda birlikte öldüğümüz vatanda huzur içinde niye birlikte yaşamayalım? Bir köyde, bir Alevi köyünde 127 şehit var. Ondan sebep de köyün adını Şehitler Köyü yapmışlar. Ve şu anda Türkiye Alevilerinin tamamı eline, diline, beline sahip olmak duygusunu hala yaşatıyordur. Ama 1826'dan 1991, şu kadar yıl geçmiş. Hani bir adama 40 gün deli dersen deli olurmuş ya, 150 yıl, 160 yıldır biz bu adamlara kötü demişiz. Hükümet icraatlarını doğrulamak için. Bektaşi tekkesinin kapatılmasını aman iyi oldu, padişahımız her zaman haklıdır, her zaman doğruyu yapar demek için bir takım yalanlar, fitneler, fesatlar üretmiş.
Bektaşi fıkralarındaki içen, namaz kılmayan, ayyaş, serseri bilmem ne Bektaşi fıkraları hükümet icraatlarını tasdiklemek, evet padişahımız iyi ki bu tekkeyi kapattı dedirtmek için uydurulmuş yalanlardan ibaret. 1826'dan önce yazılmış hiçbir letaif kitabında, hiçbir fıkra kitabında içki içen Bektaşi fıkrası yoktur. Namaz kılmayan Bektaşi fıkrası yoktur. Oruç tutmayan Bektaşi fıkrası yoktur. Bu adamlara biz 100 küsur yıl kötü dedik. Bir kere dil adamımız gitmedi. Vatansever, milliyetçi adam gitmedi köylerine. Reis demeye bile giden sağcı parti olmadı aşağı yukarı. Menderes hariç. Onun için Menderes döneminde 1950-60 arasında Alevi köylüsü genellikle Demokrat Parti. Caminin ön safındaki cemaatimiz de İsmet Paşa'cı. Bir terslik var. Futbol maçı gibi. Sanki birinci haftayı bitti, ikinci haftayı mı başlıyoruz maçın? Saha değişti. Ve şu anda bu insanları bizden koparmak, Türk devletinden koparmak, Müslümanlıktan koparmak için fitne merkezleri, bölücü mihraklar ellerinden geleni yapmaktadır. Bugün Türkiye Alevilerinin geldiği nokta tam uçurumun başıdır. Bir tekme vurursanız giderler, şöyle tutup bir çekerseniz bir çekmeyle de kurtulurlar. Türkiye hudutları dışında mesela Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da milli görüş bu arkadaşlarımızla ilgilenmez. Bu Türkmen çocuklarıyla. Süleymancı ilgilenmez, Nurcu ilgilenmez, tarikatçı ilgilenmez, ülkücü ilgilenmez. Kim ilgilenecek? Marksistler ilgileniyor. Kilise ilgileniyor. Arada da bir emmisinin, dayısının, hanımının irşadıyla camiye gelen Alevi vatandaş olursa gene geldi mi bizim başlıyorlar. İnsanımızı hor görmekten, insanımızı ikinci sınıf insan görmekten artık vazgeçelim istiyorum. Daha önce de söyledim. Biz sen Alevisin, ben Müslümansın diyerek harp ettik. Elimize ne geçti? Onun istediği ekmek, bizim istediğimiz çörek, ötekinin istediği somun. Üçümüz aynı şey istiyoruz. Türk yurdunda, Türk devleti kıyamete kadar kalsın istiyoruz. Ebediyete kadar kalsın. Bu dünya sona erdiğinde hep birlikte gidelim. O zamana kadar mutlu yaşayalım istiyoruz. Eğer biz Türkiye içinde ve dışında Türkler olarak birliğimizi, beraberliğimizi sağlayamazsak, Türk birliğini, Müslüman birliğini kendi içimizde kuramazsak merak etmeyin. Hiçbir şeyi kuramayız. Azerbaycan olayları birinci yılını doldurdu. Amerika'da Cumhurbaşkanı bir laf söyledi. İşte Azerbaycan'ı siz mi destekliyorsunuz, nasıl oluyor filan demişler. O da niye biz destekleyelim? Onlar Şii, biz Sünniyiz dedi. Hepimizin yüreğini parçalamadı mı? İş dışımızdaki Türklerle ilgili olunca vay namussuz vay diyoruz. Nasıl der? O da bizim kardeşimiz. Rus gavuruna nasıl terk edilir? Oradaki adamı Rus gavuruna terk etmeye gönlümüz razı değil. Ama evimizin yanında, aynı köyde, yarısı Alevi, yarısı Sünni köyü, aynı apartmanda, yan yana dairelerde yaşayan insanı nasıl başkasına teslim edebiliriz? Ona gelince daha kötü. Bir Alman Müslüman oluyor, aman kardeşimiz ne iyi, Müslüman olan Alman diye, of zevkten uçacağız. Evliya görmüş gibi oluyoruz. Bir Alevi vatandaş da camiye gelirse tamam. Hoşafın yağı kesildi, herkes bir şey söylüyor. Hoşgörüyü, sevgiyi önce kendi insanımıza göstereceğiz. Müslümanlar kardeştir. Alman'a da, başkasına da Müslüman olursa aynı sevgiyi, aynı yakınlığı gösteririz. Ama Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, hu enfusikum ve ehliikum naran buyuruyor. Önce nefislerinizi Allah'ın azabından koruyor. Sonra diğer yakınlarınızdan başlıyor. Ehlinizden, ailenizden, komşunuzdan sonra uzağa doğru. Bunlar bizim kan kardeşlerimiz, can kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Hor görmenin, hakir görmenin alevi yok. Bu insanlar bizden insanlar. Yüzlerce yıl kötü dedik, ne geçti elimize? Bir de iyi diyelim bakalım. Ayrıca Cenab-ı Peygamber'in bir hadis-i şerifleri var. Bir gün ashabından bazılarıyla Cenab-ı Resulü Kibriya Medine'nin etrafında dolaşıyorlarmış. Bir köpek leşi görmüşler. Herkes burnunu tutmuş. Güneşte, sıcak, pis, fevkalade kokuyor.
burnu tutup öbür tarafa çevirmiş. Herkes. Cenab-ı Peygamber bakmış, amma da güzel dişleri var diyormuş. Herkes dönmüş. Bir bakmışlar ki pırıl pırıl, inci gibi dişleri var. Evet ya Resulallah, ne kadar güzel dişleri var demiş herkes. Ve köpeğin o güzel dişlerine bakarken de hiç kimse ne sinekleri görmüş, ne kokuyu görmüş, ne de rahatsız olmuş. Bununla bize Hazreti Peygamber şunu demek istiyor. Ey ümmeti Muhammed, ey benim ümmetim! Bir köpek leşi kadar büyük bir çirkinlikte, bir kötü olayda bile, bir tek köpek dişi kadar bile bir güzel taraf mutlaka vardır. Senin vazifen o kadar çok kötülüğü görmek değil, o iyiliği görmektir. Bir adam namaz kılmayabilir, oruç tutmayabilir, içki içebilir, kumar oynayabilir. Ama bir kalenderlik tarafı, bir yiğitlik tarafı, bir mertlik tarafı vardır. Eğer o tarafından yanaşırsanız, ya sen çok mert adamsın, seni gibi mert görmedim, sen iyi insansın diyebilirsek, birkaç gün arkadaşlığı devam ettirebilirsek, bizim iyiliğimize, dostluğumuza bakarak öteki kötülüklerini de tek tek bırakabilir. Ama ya siktir et, sarhoşa selam mı verir? Adam namaz kılmıyor. Ya geçen gün oruç tutmadı be. Bir de utanmadan bayram namazına geliyor. Dediniz mi diş bitti. Benim meslektaşlarım var, hocalar var. Bu bayram, oruç tutanların bayramı. Namaz kılanların bayramı. Oruç tutmayan, namaz kılmayan ne yüzde cevap bize geliyor. Böyle vaazda çok arkadaşımız olmuş. Bununla camiye gelenler boşuna gelmesinler, defolsun gitsinler demek istemiyorum. Camiden, Allah'ın evinden, Allah'ın kullarını kovma hakkını kim veriyor? Allah'ın evinden Allah'ın kulunu kovma hakkı yok. La ilahe illallah diyen bizim kıblemize yönelen bizdendir. Ümmet-i Muhammed cennete mutlaka gidecektir. Onun için ben bütün insanları, bütün kardeşlerimizi, bütün dostlarımızı bu hoşgörüye, bu dostluğa, bu sevgiye davet ediyorum. Bir de bir terslik var. Bu işten kurtulmamızın yolu bir tek şeyle olur. İlimle olur. Niye ilimle olur? Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okumaktır, ilimdir. Cenab-ı Peygamber ilim, kadın erkek her Müslümana farzdır diyor. Beşikten mezara kadar okumak emrediliyor. Ama diyeceksiniz ki şu Avrupa'ya gelince hiç görmedim mi? Yarım saatlik, bir saatlik bir uçak yolculuğu, bir tren yolculuğu, bir otobüs yolculuğu yapmadım mı? Avrupalı'nın elinde mutlaka bir kitabı vardır, açar okur. Okumayan adamın omuzuna vur, hiç danışmadan, hemşerim nerelisin de Türkçe. Merak etme, Türk okumaz. Elinde kitap yoksa o Türktür diye tarif ediyorlar. Kadere bakın, geldiğimiz noktaya, kötülüğe bakın. Bizim dinimiz okumayı emrediyor. Okumak farz. Hem de beşikten mezara ölünceye kadar okumak farz. Ama biz okumuyoruz. Bakın, şu da Kitab-ı Mukaddes Vaiz bölümünün 12. babından yapılmış bir fotokopi. Şimdi burayı okuyacağım. Bu Kitab-ı Mukaddes'ten alınma. Kitab-ı Mukaddes şirketinin İstanbul'da yaptırdığı tercümeden alınma bir metin. Çok enteresan bir metin. 12. babın 12. ayeti İncil'in. Ve bundan başka ey oğlum, sakın çok kitaplar yapmanın sonu yoktur ve çok okumak beden yorgunluğu. Kitab-ı Mukaddes diyor ki Hristiyan vatandaşı, aman ha okuma. Okursan yorulursun, keyfin kaçar. Ne olursun okuma. İncil böyle diyor. Ama ne yapıyor Hristiyan vatandaş? Alabildiğine okuyor. Sanki o Kur'an'a inanıyor, bir zincire inanıyor. Gelip, herkes kendi kitabına inansın canım. Şu okumaya başlayalım, Müslümanlar başlayalım. Onun için ben okuma ve ilim konusunda özellikle ve ısrarla belirtmek istiyorum. Bu noktada Azerbaycanlıların bir sözü var. Çok enteresan, çok hoşuma gidiyor. Ankara'ya gelen Azerbaycanlılardan bir grubu var. Arkadaşlar diyorlar ki, Doçent Doktor Ali Birinci var, özellikle o. Ya siz çok okuyorsunuz. Çünkü bir kitap bastılar mı, 100 bin, 150 bin arasında basıyorlar ve kitap 2-3 ayda bitiyor basılan kitap. Çok iyi okuyorsunuz. 8 milyon Azerbaycan'da nüfus var,
Bir kitap 100.000, 150.000 basılıyor, 3 ayda bitiyor. Çok iyi okuyorsunuz. Azeri'nin verdiği cevap enteresan, diyor ki hayır, biz çok okumuyoruz. Ruslar bizden daha çok okuyorlar. Eğer Ruslardan azatlığımızı, hürriyetimizi, istiklalimizi alacaksak, Ruslar kadar okumalıyız. Rusları okumakta geçemezsek, azatlığımızı alamayız, diyor. Düşmanınızı yakalamak istiyorsanız, Avrupa'yı geçmek istiyorsa, Avrupalı kadar okumazsa onu yakalayamayız. Avrupa'da aramızdaki açıyı kapatmak için biraz daha fazla okumamız lazım. Aksine Türk okumaz. Bunu kırmamız lazım. Eğer okusaydık aramızdaki fitne yayılmazdı. Türk çocuklar birbirinin düşmanı olmazdı. Bakın ben size bir tane buraya belge getirmiştim. Onlardan bir tanesini göstereyim şimdi. Çok enteresan bir belge bu. Eskiden önüne gelen ben şeyhim diye ortaya çıkmaz, şeyhlik yapamaz. Bektaşi tarikatında da, Nakşi tarikatında da, Kadiri tarikatında ya insanlara şeyh olarak padişah tayin eder, ya da o tekkenin en büyük şeyhi kimse o tayin ederdi. Fakat kendi başına da bir adama sen benim halifemsin, benden sonra şeyh sen ol diyemez. Ya en azından iki kişinin daha, İki şeyhin daha imzasını alması gerekirdi. Burada da 3 tane mühür var. Hacı Bektaş tekkesinde oturan Çelebi Hazretleri, tarikatın postnişini, bir adama babalık belgesi, şeyhlik belgesi verilmiş. Bu şeyhlik belgesi. Balıkesirli, Köse Süleyman evlatlarından İsmail Baba'ya babalık beraatı vermiş. Şöyle başlıyor. Huvallahul mu'in, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil müttekin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve tahirin. Ve devam ediyor. Ve burada diyor ki, kutbul arifin, kavsul vasilin, el hac, bektaş-ı veli, kutbuse sırruhul ali vel celi, hazretlerinin tarikat-ı aliyesine giren falan oğlu falan, geldi, şöyle şöyle oldu, şu imtihanları verdi ve kendisine bu belge şeriat-ı mutahharaya sadık kalmak ve tarikat-ı aliye-i bektaşiye adabını yürütmek üzere verildi. Eğer şeriattan inhiraf ederse bu belge geçersizdir. Yani bektaşi babası babalık yapmak için böyle bir belgeye muhtaçtı. Şimdi hiçbir tarikatta ne belge ne mektup, ne kontrol, ne hesap, ne kitap. Benim filan yerde halifem sen oluyorsun, o yerde o halif oluyor. Ötekine bir telefon ediyorsun, orada bizim tarikat işlerini yürütüyor, parti başkanı seçer gibi. Particilikte bile belge istiyor demek. Onun içinde bir takım bozulmalar var. Şu belgeler genellikle bir kısmı kitapta var. Osmanlı fermanlarıdır bunlar. Alevilerle ilgili padişah fermanlarından bir kısımdır. Şimdi bu belgelerden yüzlercesi Osmanlı arşivinde var, Başbakanlık arşivinde var. Fakat bugüne kadar Alevilikle inceleme yapmış, kitap yazmış, hiç kimse bu arşivlere girip bu belgeler nedir, neye yarıyor, ne anlatıyor diye okumamışlar. Bu belgeleri anlatan Alevi kitabı yok, Alevi yazarı yok. Niye yok? Çünkü Alevilikte de okumak. Halbuki herkes bilir, özellikle Alevi vatandaş bilir ki Cenab-ı Peygamber buyurmuşlar. Ene medinetul ilmi ve aliyyin babuha. Ben ilmi şehriyim, Ali kapısıdır. Etrafı kaleyle çevrilmiş şehirleri hatırlarsanız, Avrupa'da çok öyle, bizde de var. Surlara tırmanmanın faydası yoktur, şehre kapıdan girilir. Eğer Muhammed Mustafa şehrine gidecekseniz kapı Ali'dir ve ilim kapısıdır. Muhammed Mustafa ilmin şehri Ali kapısıdır. Ama Ali'yi sevdiğini söyleyenler de ilmi filan bırakmışlar. Herkes filmle meşhur. Bana Hasan dede de dede dedi ki, eski belediye başkanının babasıydı, herhalde rahmetle kavuşmuştur. Evladım dedi, sana bir şey diyeyim mi dedi. Şimdi ne Alevilik kaldı, ne Sünnilik kaldı. Millet iki şey yapıyor evladım dedi. Buyur dede, neymiş onlar dedi. Biri bina, biri zina. Başkasına karışmıyor millet. Evet, dedenin dediği doğru. Millet bir bina yapıyor, bir de zina yapıyor. Ne alevi, ne sünni kalmadı.
Onun için gelin, şu Müslümanlığı doğru dürüst bir öğrenelim. Hep beraber Hazreti Ali'nin yolunda olalım. Hatta işin bir ters tarafı var. Onu da anlatayım. Hacı Bektaş'ta da anlattım ben bunu. Hazreti Ali'nin yolundayım diyen insanların bir kısmı bugün Yezid'in yolundadır. O da ne? Çok iddialı bir laf. Evet, Yezid'in yolunda. Nasıl? Hazreti Ali dahil, Ehl-i Beyt'e mensup olan hiç kimse bir damla alkollü içki almamıştır. Ama hepsi şeriatın emrini aynen yerine getirmiştir. Hepsi beş vakit namazını kılmış, orucunu tutmuş, namazını kılmış, ilave de ibadet etmişlerdir. Fakat Arap kralı Melik Yezid, işrete ve içkiye düşkün bir adamdır. Tarihi Taberi'yi açıp bakın. Diğer tarihlere bakın. Onun için Yezid'in hayatının iyice bilmesinde fayda var. Bakın bir olay anlatayım ben Yezid'in hayatından. Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Mübarek başı gövdesinden ayrılıyor. Ve başı Yezid'in bulunduğu yere getiriliyor. Gümüş tepsiye konuyor. Takdim ediyor. Buyurun ey Melik. Düşmanın ömrü bu kadar olsun. Oh diyor be. Bu işte bitti. Rahat erdik. Düşmanımızı öldürdük. Masanın üstüne Hazreti Hüseyin'in başını tepsiyle koyuyorlar. Elinde şöyle bir çubuk. Hazreti Hüseyin'in ağzıyla, burnuyla, dudaklarıyla, kulağıyla oynuyor. Orasını burasını kurcalıyor çöpten. Bu arada iki kadeh getir diyor. Ve Hazreti Hüseyin'in başıyla dalga geçerek o kadehlere şarap koyup içiyor. Çok önemli bak bu olay. Ve Hazreti Hüseyin'in başıyla dalga geçerek içki içiyor. Tekke kapatılıncaya kadar, 1826'ya kadar içki içen bir Bektaşi vatandaş gördüler miydi? Yüzüne tükürürlermiş kendileri. Tüh Allah belamı versin. Yezid'in yaptığını mı yapıyorsun? Nalet herif diye. Devir öyle dönmüş, öyle gelişmiş ki şimdi Alevi olmak içki içmek zannediliyor. Ama diyeceksiniz ki Alevisi, Sünnisi kalmadı, herkes içiyor şimdi. Zaten Türk'ün en büyük problemi hem Türkiye'de hem Türkiye dışında, Türkistan'da, Azerbaycan'da, Kırım'da, Kafkasya'da tamamı Türk'ün en önemli problemi şu anda içki. Niye? Bu Glasnost ve Perestroika'dan önce Azerilerin bir sözü vardı. Diyorlardı ki biz iki bela var başımızda. Bu iki şeyden kurtulmamız lazım. Nedir o iki bela diyordunuz? Birisi Rus dili, tamam, başkan yazıyor. Birisi de Arakı. Başkanım gelmişler. Birisi Rus dili, birisi Arakı. Bunlardan mutlaka kurtulmamız lazım diyor. Çünkü o devirde şeyden Rusçadan başka dil konuşulamıyor meydanda. Resmi dil Rusça. Sokakta, bakkalda, çakkalda Rusça konuşmak zorundalar. Onun için birinci dil, birinci dert Rusçadan kurtulmak. Ondan kurtuldular. İkinci dertleri Arakı'dan kurtulmak. Azerbaycan'da Rakı demiyorlar, Arakı diyorlar. Rus öyle alıştırmış, öyle bulaştırmış ki herkes aşkla, şerfle içiyor. Şimdi Glasnost ve Perestroika başladı. Hür Azerbaycan heyecanları başladı. Vatandaşlar yaş gruplarına göre mahallelerde kampanyalar açıyorlar. Gençler kendi arasında, yaşlılar kendi arasında. Arakıyı bırakma kampanyası. İçkiden vazgeçme, içkiyi bırakma kampanyaları başlatmışlar. Ve Azerbaycanlılar bu işten kurtulmak için mücadele ediyorlar. Fakat Türkiye'dekiler, Türkiye'den Almanya, Fransa'ya, Hollanda'ya gelmiş olanlar maalesef bu kurtulma kampanyalarına henüz başlamadı. Ve buralarda özellikle gençler arasında en yaygın şey bu Yezid'in yaptığı. Şu Yezid'in yolunda gitme işi, içki. En yaygın ne yapıp yapıp bu Türk çocuklarını içkide kurtarmak ve Hazreti Ali'nin yoluna sokmak, onları bu yolda yönlendirmek, Ali gibi Müslüman yapmak. Ama bazı dedeler de var, diyorlar ki efendim biz camiye girmeyiz. Niye girmezsiniz kardeşim? Cahil adam. Hazreti Ali camide şehit edilmiş de
Onun için girmezmiş. Şimdi Said Nursi Hazretleri diyor ki, be hey ahmak diyor, Hazreti Ali'yi diyor, oğlu Hasan ve Hüseyin'den daha mı çok seviyorsun sen? Onlar camiden hiç çıkmadılar. Ehl-i Beyt hiç camiden çıkmadı. Eğer gerçekten Hazreti Ali'yi seviyorsan, Ehl-i Beyt'e mensup olanlar gibi ölünceye kadar da camide kal. Hatta Kerbela çok enteresan. Hazreti Hüseyin 70 arkadaşı şehit olmuş. Öğlen zor, bunalımlı, sıkıntılı bir anda bile ezan okunuyor. Namaz vakti 5 vakit. Cemaatle namaz kılınıyor. İki tarafta Müslüman olduğu için iki tarafta ayrı ayrı imamın arkasında namaz kılınıyor. Avrupa gibi. Süleymancı'nın ezanı okundu diyor. Bu bizim ezan değil. Meşhur bir lakırdı var gene Aleviler arasında. Akdes alınmış, namaz kılınmış derler. Erenler bu yolda bulunmuş derler. Her kim takarsa bir teslim taşı. Teslim taşı bu benim göğsümdeki taş. Şimdi ben de göğsüme bir teslim taşı taktım. Ben de abdestten kurtuldum, namazdan kurtuldum. Olur mu? Bu teslim taşı, kitapta tarifi de var, kitabı arkadaşlar getirecek sanıyorum. Federasyonda varan, yayında varan geliyor. Takanın Bektaşi olduğunu göstermeye yarar. İranlı'nın namaz kılarken kullanılan taşından farklı Hacı Bektaş mermeridir. 12 köşeli. Sadece rozet, başka manası yoktur. Bunu takarsa bir adam abdestten, namazdan kurtulur. Var mı kardeşim? Niye? Çünkü bunu takarsak, İmam Ali bizim yerimize abdesti almış, namazı kılmış olur. Vallahi bu o kadar hoşuma gidiyor ki benim. E canım çalışmaya ne gerek var? İmam Ali çalışmadı mı bizim yerimize? Çalıştı, kazandı, yedi. Biz de çalışıp kazanmayalım desek olur mu? Tarlayı ekmeye ne gerek var? Ali ekti, biçti, yedi. Çalışmak, ekip biçmek olmuyorsa namaz işi de olmaz. Yani bunlar kendini kurtarmak isteyen, abdestler namazdan biraz zor geldiği için, alışkanlık elde edemediği için, kendine mazeret bulmak isteyen adamın uydurduğu basit yalanlardır. Bektaşi fıkrası olmadan Bektaşilik anlatılmaz derseniz, bir de Bektaşi fıkrası da anlatayım. Bektaşi babalarının birisine demişler ki, baba, ya niye namaz kılmazsın, yoksa farz olduğuna inanmıyor musun? Tövbe haşa demiş, inanırım, haktır, gerçektir, vallahi yıkılmak lazımdır. Ama demiş yavrum, alışamadık bir türlü, bu bir alışkanlık işi. Baba demiş, ya iş bu kadar basitse, bir alışkanlığa kaldıysa gayet kolay. 40 gün dişini sık, 41. gün alışırsın. Baba düşünmüş, düşünmüş, evladım demiş, ben 40 gün sıkıntıya gireceğim. Sen bir hafta bir rahatla bakalım, bir daha kılabiliyor musun? Şimdi doğru. Bir hafta namazı bırak, bir daha başlamakta sıkıntı çekersin. Onun için aman bir takım arkadaşlarım diyor, ya namaz kılmıyor, bırak siktiri. Ya namaz kılmıyor, bırak değil. Namaz kılmıyor. Arkadaş ol, bir gün, iki gün idare et, sen katlan. Ertesi gündeki, ya gel şu namazı beraber kılalım. Bak geliyor mu, gelmiyor mu? Ben Malatya'nın Arguvan ilçesine gittim. Müfettişlik yapıyordum. Belediye başkanına uğrayayım dedim. Malatya'nın Arguvan ilçesini belki bilen vardır. Bütün nüfus Alevidir. Sadece memurlardan gelen varsa dışarıdan, Sünni onlar ne kadarsa. Cuma günü orada da bir vaaz edeyim istedim. Giderken belediyeye uğradım. Belediye başkanı yokmuş. Vekili bir arkadaş var encümende. Dedim ki bak dedim, başkan olsaydı şunları diyecektim. Ama yok, senin kısmetine çıktı, sana demiş olayım dedi. Namaza niyazı da pek gelen yok onlardan. Buyur müfettiş bey dedi. Dedim ki kardeşim, yıllardır Yezid gibi yaşıyorsunuz. Ne abdest ne namaz. Ancak içiyorsunuz Yezid gibi. Gel şu Yezidlikten vazgeç, bir günde Alevi ol. Ali gibi camiye gidelim de şu cuma namazını bir kılalım dedi. Ben vaaz edeceğim, Aleviliği anlatacağım. Sen de bir Alevi'yi öğren dedi. Adam şaşırdı. Yezid, Ali, Alevi laflarını da hiç kimse de söylemiyor, hele memurlardan filan. Dur dedim, bir daha söyleyeyim dedim. Bunca yaşınca Yezid gibi yaşadın, içtin. Bir günde Alevi ol. Şu cuma namazını kılalım dedi.
Adam ezildi, üzüldü, ıkıldı, sıkıldı. Hocam dedi, vallahi akşam içki içmiştim dedi, kusura bakma. Gusül edecek kadar vakit var mı acaba? Var dedi tabii, var. Hadi git gusül al da gel dedi, gusül etti geldi. Şimdi eğer uslubunu bilirsek, gönül kırmadan yaklaşırsak, muhabbet gösterirsek niye gelmez? Ama alıştıracağız. Fakat Tay öğretmenin bile, acemi at öğretmenin bile metodu vardır. Meşhur bir laf var Türkçemizde, ben aman Allah ile Tay öğretiyorum, sen kuyruğunun altına çöp sokuyorsun der. Arada fitne fesat üreten de olur, ya bu kızılbaşı niye getiriyorsun diyen de olur. Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bana uğrayan dedeler var, Alevi vatandaşlar var. Özellikle Cuma günü, bir kısmı da Kocatepe'de namaz kılayım, bizim müfettişle namaz kılayım diye gelirler. Bazen bir, bazen iki, üç dedeyle birlikte namaza gider. Şimdi, cemaatla bir kısmı alıştı artık. Ama hala alışamayan da var. Şimdi dedeyle yan yana namaza duruyoruz. Bir bakıyorum ben, adamın dede olduğunu, Alevi olduğunu tanıyan bir iki kişi varsa, hasbel kadar da aynı safa düşmüşse, ne yapıyor? Ediyor oradan kaytarıyor bir yere. Dedenin yanında namaz kılarsa namazı kabul olmaz zannediyor. Bu yobazlıktan kurtulmamız lazım. Aynı secdeye birlikte gidiyoruz. Aynı duayı okuyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz. Ya Rabbi beni yücel, beni koru, beni hıfz-ı eman içinde muhafaza buyur diyoruz. Bunu derken ihlas ile olalım. Bütün Müslümanlarla birlikte Cenab-ı Hak bizi korusun ve yüceltsin. Camiye gelmiş adamdan huylanmanın alemi yok. Namazın riyası yok. Namaz kılsın, nasıl kılarsa kılsın. Onun için insanımızı ben sadece hoşgörüye davet etmiyorum. Aynı zamanda tanıdığı, bildiği, komşusu Alevi vatandaşa bu bilgileri aktarmasını, sahip çıkmasını ve zamanla onları birlikte kıbleye yöneltmek için, birlikte camilere getirmek için gayret sarf etmeye davet ediyorum. Ben Alevilik şiirsiz olmaz diye de bir iki nefes Alevi şiiri okumak istiyorum. Ama önce kitapta olmayan iki şiiri size sunmak istiyorum. Birincisi Ankara'nın Karaşar köyünde, Beypazarı yolu üzerinde. Karaşarlı Zeynel Baba'nın, Allah rahmet eylesin, bir semaisi. Önce kusur aramaz, kulları yormaz, kimseyi kırmaz Allah'ı seven. Yalan söylemez, haramı yemez, gıybet eylemez Allah'ı seven. Kötü söylemez, kin kibir bilmez, sözünden dönmez Allah'ı seven. Kulun dileği, bilmek gerçeği, bahar çiçeği Allah'ı seven. Zeynel'e istek, dinini bilmek, ölmeden ölmek Allah'ı seven. Öbürsü de biraz önce bahsettiğim Arguvan'dan, Malatya Arguvan'dan, Ahmet Aşıklı diye bir adam Hazreti Peygamber'den şefaat istiyor, naat yazmış. Bir kızılbaşın şiiri ama olsun, dinleyin bakın neler diyor. Cürmüme yoktur inayet, ya Muhammed Mustafa. Kıl kerem, kereminden inayet, ya Muhammed Mustafa. Lütfi ihsan babında benden kılma cüda. Olunca ruzu kıyamet, ya Muhammed Mustafa. Nefsin askeri şehrimi yıktı, viran eyledi. Bereket ile selamet, ya Muhammed Mustafa. Hak katında her sözü makbul olur, mahbubu hak. Umarım senden şefaat, ya Muhammed Mustafa. Sen şefaat eyleyecek bu zayıf ümmetine. Bulurlar didarı cennet, ya Muhammed Mustafa. Nefsi günlerinde dünya, ukbada hemen. Aşıkı sana emanet, ya Muhammed Mustafa. İşte buna inanmak ve yaşamak Alevilik'tir. Bir de Aleviler 32 farzı nasıl bilir? Onları sayayım. Kaygısız Aptal'ın meşhur Kızılbaş şairi, Kaygısız Aptal'ın şiiri. Nefes. İslam'ın şartını sual edersen, icmalinde şartı beştir efendim. Muradın ger iman öğrenmek ise, anın da adedi şeştir efendim. Savm ile salat, zekat ile hac, malın var ise hak yoluna saç. Biri şehadettir, lisanını aç, bu sana acayip iştir efendim.
Peygamberleri sev, anlara inan. İnanmayanlardır onlara yanan. Melek, kitap, ahiret olmaz mı ahsen? Var ise imanın hoştur efendim. Din Muhammed dini, cümleden asıl, gayrı dinleri bilmezem nasıl? Ziyade değildir, üç farzdır gusül. Mazmaza, istinşak, beden yaştır efendim. Biz dört biliriz abdestin farzın. Gel öğrenmeye var ise kastın. Dirseklerin main, yumalı destin, vecih ile rücleyin yaştır efendim. 12 şartı vardır salatın. Kılıp anı menziline iletin. Aynel yakin var ise bir illetin, anın da adedi şeştir efendim. Hadesten, necasetten eyle taharet. Ört avret yerini etme kerahet. İstikbali kıble, vakitte niyet. Bu altı saydığı dıştır efendim. Tekbir al, ellerin başına götür. Kıyam, kıraat, rücu, sücuttur. Kaide-i ahirede bir miktar otur. Kılarsan ne güzel iştir efendim. Kaygısız aptalın bildiği böyle. Noksanı var ise doğrusunu söyle. Su bulunmaz ise teyemmüm eyle. İki darp, bir niyet, üçtür efendim. Şimdi bir de size Bektaşi dualarından bir iki dua okuyayım. Alevi vatandaşlar genellikle dualarını Türkçe okurlar. Sofra duasından yatarken okunan duaya kadar bütün dualar Türkçedir. Sadece namazda okunan dualar, mecburi Arapça ayet ve hadisler, onun dışındakilerin tamamı Türkçedir. Sakal duası, nikah duası, sofra duası tamamı Türkçedir. Ve Sünni köyünde, Alevi köyünde okunan duaların bir kısmı Bektaşi duasıdır. Şimdi yatarken okunan duayı okuyorum. Alevi vatandaş yatağa girdi mi şu duayı oku. Bismillah. Allah Allah. Yattım Allah, kaldır beni. Rahmetine daldır beni. Eğer vadem yettiyse iman ile öldür beni. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım Sübhanıma. Mürşidime, rehberime, pirime, dinime, imanıma. Kalkarsam Allah, kalkamazsam amentü billah, destur, Allah eyvallah. Bu dua Sünni köyünde de, Alevi köyünde de okuyor ama Bektaşi dua, Alevi duası. Şimdi bizim vatandaşların hepsinin Alevi olduğuna dair bir işaret de buradan çıktı mı? İsterseniz konuşmayı ben bir dua ile okuyayım. Bir Bektaşi duası. Her zaman okunabilir bir dua. Ama meşhur bir dua. Dedelerin hemen hemen hepsi bilir bu duayı. Allah Allah, vakitler hayrola. Hayırlar fethola. Şerler defola. Münkirler mat ola, münafıklar berbat ola, müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar mestur ola, gönüller mesrur ola, hanedan-ı fukara mamur ola, er hak, Muhammed, Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola, 12 imam, 14 masum-ı pak, 17 kemerbest efendilerimiz, Katarlarından, didarlarından ayırmaya, pirimiz, üstadımız, hünkâr Hacı Bektaş ve Bektaş'ımız, muin ve destigirimiz ola, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve ricali gayb erenlerinin ve kutbul akdab efendilerimizin hayır ve himmetleri ve safa nazarları üzerimize hazır ve nazır olan Allah erenler, münkir, münafık şerrinden ve salus mekrinden hıfz-ı himaye eyleye, iki cihanda korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye, dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Allah erenler, devlet ve milletimizin kılıcını keskin, sözünü üstün eyleye. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye. Namerde muhtaç etmeye, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyleye. Vaktimizin hayrı gele. Dil bizden, nefes hünkâr, hünkâr efendimizden ola. Yok münkire, rahmet mümine, nur-u nebi, kerem-i ali, gülbank-ı Muhammedi, hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, dem-i pir, Kerem-i Fir, gerçek erenler demine hu diyelim, hu. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi sorularınız varsa onları cevaplandırayım. Bu Bektaşi duası. Çay falan varsa bu arada dağıtabilirler mi? Vallahi çok da isabetli olur. Yani yakıtsız araba bu kadar bile. Bu da 12 yıl onların aslında. 12 imamla ilgili, bak bir kitaptan.
Türk Federasyonu'nun dağıtımını yapıyor. Şu anda elden ölçülü yok, yakında gelecek. Ekler bölümünde ben Seyyid Ahmet Arvasi Hazretleri'nden 12 imam bölümünün Ehl-i Beyt-i Nebevi ve 12 imam bölümünün Seyyid Ahmet Arvasi'nin ilmi halinden aldım. İlmi hal kitabından. 12 imam Şanlı Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in diye buyurdukları mübarek ailenin reisi olan Hazreti Ali'den ve onun evlat ve torunlarından ibaret. Bunlara Fatıma çocukları da bunlar bereketli nur neslinin büyükleri. 12 imam aynı zamanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in güneşleri. Bu yüce zevahı Şii imamları sanmak kahretti. O halde kısaca onları tanıyamıyor diyor ve onları tanıtıyor. Şimdi rakamın 12 olması ise bir garip tecellidir. Hristiyanlıkta havari insanın ashabı 12 kişi. Türk töresinde 12 ile ilgili takvim 12 ay. Yıl 12 yıl. 12 yılda bir takvim döner. Hayvan takvimi var. Burt yılı, it yılı, boyun yılı, domuz yılı diye yıllar ayrılır. 12 rakamı Türk tarihinde önemli bir şeydir. Biraz Türklerden geçmiş gibi geliyor. Yoksa Hazreti Peygamber'in çocukları, Ehl-i Beyt'i mensup olanlar 12 imam da bitmiyor. Ama İran'da 7 imamcılar var, İmam Seb'a. İmam-ı Hamseciler var. 5 imam, 3 imam kabul edenler var. İsmaililer, bilmem neler, 40 tane çeşidi var bunun. Bunlar aynı zamanda Hazreti Peygamber'in torunları olduğu için biz hepsi de hürmet ederiz. Ama bizim hürmetimiz İranlı Şii'den farklı bir hürmettir. Şimdi İran'da bir telakki var. İmam masuma inanmayan adam kafir oldu. Ayetullah rütbesine ermiş imam, imam masumdur. Yani günah işlemez. Ne yaparsa yapsın yaptığı günah değildir. Onun için İmam Hümeyni işte 1,5 milyon, 2 milyon İranlıyı öldürttü. Şu kadar subayı astı kesti ama yaptıkları günah değildir. Niye? Kendisi imam masumluk rütbesine ermiş bir adamdır. Türkiye'de ne Ayetullah vardır, ne de Ayetullah'a inanan bir tek adam vardır. Ayetullah'ı aziz sayanlar bizim kesim Sünnilerden bir kısmı. Allah onları kurtaracak inşallah. Şu anda İran, rejim ihraç etmeye yatırdığı parayı azalttığı için Hümeynicilik de zayıfladı. Demek ki bizimkiler bu işi parayla yapıyorlar ya da para karşılığı yapıyorlar. Eskiden Ankara'da bir yayın evinde haftada 2 Hümeynici kitap çıkıyordu. Şimdi ayda 1 kitap çıkıyor. Eskiden para biraz fazla geliyordu. Türkiye Alevisi'nin inancı, sevgisi, imanı, cahillikler ve fitneyle yapılmış yozlaşma ve bozulma dışında tamamen Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tır. Bir takım Ramazan var. Ramazan değil. Şöyle, Alevi vatandaş Ramazan'ı tutar. Sünni vatandaş gibi Ramazan'ı hiç tutmayan da var. Yani hiç tutmayan Sünni yok mu oruç? Alevi vatandaş da var. Bir kısmı tutuyor, bir kısmı tutmuyor. Bizde de Muharrem oruç tutulan faziletli aylardan birisidir. Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şerif var. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem orucu. Muharrem pek çok olayın birleştiği bir aydır. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu, Adem'in işte affedildiği, şunun şu olduğu, bunun bu olduğu kitaplarda var. Gündür, aydır. Hazreti Hüseyin'in de şehit olduğu aydır. 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olmuştur. Ve 10 gün Hazreti Hüseyin'e ırmağın yanında durduğu halde su yolunu kesmişler ve su vermemişler. Şimdi Türkiye Alevisi, İran Alevisi'nden farklı bir tarzda Hazreti Hüseyin'in bu matemini yüreğinde hisseder. Eskiden biz de Osmanlı zamanında Muharrem ayında öğle ve ikindi ezanları Hüseyin'i makamından okunurdu. Hüseyin'i makamı ağıt havasıdır. Ağıt makamıdır. Ama şimdi ne Hüseyin'i makamını bilen, ne ayı yılı bilen kaldı. Osmanlı Alevi miydi? Değil. Hazreti Hüseyin'i sevmeyen onu öldürmeyen mi var? İran'da bir ara bir televizyon da gösterdi. Muharrem ayında kendilerini de öyle, ellerinde zincir, ya Ali, ya Hasan, ya Hüseyin, tempolu böyle müzik eşliğinde. Biraz uzak kalıyor, bizim karşısında 2 tane camiler var. Biz onlara tanık oluyoruz yani. Seni nasıl döverler ama biliyor musun? Özel zinciri vardır, özel demiri vardır, kafasına vurur, gözüne vurur. İran televizyonu da bizim, Türk televizyonu da İran'dan verdi bir ara. Onlardan hiçbiri Türkiye'de yoktur. İranlı Şiiler, onlar İran usulü Şii. Onun için onlar istisnai görme.
diyorum. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku bilim dalında. Kendisi Azeri'dir. Bir gün abdest alıyorduk, 1977. Aynı camide cuma kılacağız diye ayaklarını yıkadı. Şiiler ayaklarını yıkamazlar. Bizim başımıza meshettiğimiz gibi çıplak ayağı meshederler. Baktım bu ayağını yıkıyor. Ferman dedim, adam gibi abdest al, kendi meseleliğine göre abdest al. Ne diyorsun sen dedi ya? Tamam sarıldım şimdi hoca dedi. Bir daha söyleme dedi. Ya dedim, ben kardeşim sana bir şey demiyorum ki dedi. Kendi meseleliğine göre al abdestini dedi. Bak dedi hoca dedi. Sana bir şey söyleyeyim, bir başkası söyleseydi vururdum dedi. Eğer Türk milletini bir yerde birleştireceksek, milletin çoğunluğunu olduğu yerde birleştireceğiz kardeşim. Yalan da olsa, yanlış da olsa bu milleti birleştirmemiz lazım. Bizi bölen doğrudan, birleştiren yanlış kutsaldır dedi. Milletin de öyle abdest alıyor kardeşim bu. Mezhebmiş, bana ne dedi ya? Allah mezhepten soracak mı dedi. Ahirette, dininle, kitabıyla hangi peygamber ümmetsin diye soracak. Mezhep kabul etmiyorlar. Şimdi, bu duyguda bir adamı ben reddedebilir miyim İran usulü Şii diye? Mümkün mü? Yüreğim el verir mi? Benim her zaman başım üstünde yeri vardır fermanım. Ferman can ne yapıyorsun diye. Onlar ayrı bir olay. Şimdi Türkiye Aleviliği problemi ve Türkiye Aleviliğini dinsizliğe yaklaştırdılar. Varsın Muharrem'de su içmesin. Keşke biz de içmesek. Niye? Ya bir günde Hazreti Hüseyin bu sıkıntıya nasıl katlandı diye o ıstırabı duysak fena. Bizim müftülerimizden birisi Hicri 1400 yılında kaymakamdan bir olay aldı. Efendim hicreti ve Hazreti Peygamber'in hicrette çektiği sıkıntıları yaşamak ve bununla toplumu Müslümanlık konusunda daha iyi aydınlatmak istiyorum. Bana müsaade et. Olur dedi kaymakam. Müftü şehrin bir ucundan öbür ucuna yürüyüş düzenledi. Resmi müftülüğün faaliyeti. Ya müftü ne yapacaksın filan demişler. Vallahi peygamber yürüdü 1400 yıl önce. Hem de Mekke'den Medine'ye kadar. Biz de şehrin bir ucundan bir ucuna onun hatırasına yürüyelim kardeşim demiş ya. Hazreti Peygamber'i anmak için yürüyelim. Tamam demişler hoca efendim dediğin gibi olsun. Fakat bir istismarcı hemen partinin bayrağını almış geçmiş müftünün önüne. Oldu mu parti yürüyüşü? Müfettiş olarak biz gittik. Müftü efendi, bu yürüyüşü particilerle ortak mı yaptın? Yoksa partiye bu işi kaptırayım, milleti partici yapayım diye mi yaptın dedi. Ama bu işi niye yaptın arkadaş diye soran bir tek devlet memuru, amir olmamıştır. Niye? Adamın niyeti gerçekten halis ve o istismarcı particiden sebep sıkıntıya girdi. O hatırayı yaşamak güzel bir şey. Şubat'ın da pek çok anneannelerini yaşayarak kutluyorlar. Bizim futbolcular da öyle. Galatasaray işte Avrupa bilmem nesine çıktı bir ara geçen sene. İşte üçüncü final bilmem ne, işte dömi finale yükseldi. Gece kardeşim bir de iki de o çocukların heyecanından ben içeride çatladım. Doğurmak. Sevincini birlikte paylaşmak, yaşamak var ya çok güzel bir şey. Sevincini paylaşmak güzel, üzüntüyü paylaşmak da güzel. Ya ne derdin var anlat, derdini söylemeyen derman bulamaz demiyor muyum? İnsanımızın derdini paylaşmamız lazım. Hazreti Peygamber sıkıntı çekti diye bir gün sıkıntı çekse, Hazreti Hüseyin için bir gün susuz kalsak bir şey kazanır mıyız? Kazanırız. Ama kaybetmeyiz. Şimdi bu alemi vatandaş, Hazreti Hüseyin 10 gün su içmedi, ben de su içmeyeyim diyor. Ama çorba içiyor. Çorbayla karşılıyor, başka şeyle karşılıyor. Ama doğrudan su almıyor. Yani o bir saygıdır, bir hatıradır. Bunu küçümseyemeyiz, kötüleyemeyiz de. Ama şimdi bu hale geldi ki Ramazan gibi Muharrem ayında da Ankara'da Sünniler oruç tutuyor. Alevi vatandaşlar Muharrem'de oruç tutmuyor. Ben şeker hastasıyım iyi kötü, oruç da tutma diyorlar. Muharrem'de oruç tuttum ben. Yavuz Bülent Bakiler'e gittim bir gün. Ulus'ta bir yeri var onun da, Kültür Bakanlığı'nın baş müşaviri. Bir sekreter var orada, telefona bakan kız. Alevi çay içiyor. İçeri girdim ben, bir şey demedim. Yavuz abiyle konuştuk dedim, Yavuz abi, senin bu Alevi kız dedim, oruç tutmuyor dedim. Sen ne yapıyorsun dedim, vallahi ben oruçum dedim.
Şimdi Yavuz Bülent Fatih Bey Sünni, ben de Sünniyim. Biz oruçluyuz. Daha sonra kızı çağırdı. Kızım dedi, utanmıyor musun dedi. Bak bu Sünni dedi, ben de Sünniyim. Biz orucu, sen çay içiyor musun, utanmıyor musun burada dedi. Yarın oruç tutun. Ana babalarına söyle, onlar da tutsun dedi. Şimdi Muharrem'de oruç tutmak da bize kaldı. Niye bize kaldı? Adamlara Hazreti Ali budur, Hazreti Hüseyin budur, Kerbela şudur, Müslümanlık budur diyenimiz kalmadı ki. Diyorlar ki Alevilik Müslümanlık değildir. Oruçta Müslümanlığı için niye tutsun? Gidemediğin yer senin değildir. Biz gitmediğimiz için Marksist gitti, ateist gitti. Maalesef öyle. Şimdi papaz gidiyor. Ben diyorum ki gelin buralara biz gidelim. Yüreğiniz el veriyorsa, gönlümüz sevgiyle doluysa, 72,5 milleti aynı gözle görüp Allah'ın kulu diyebiliyor ve bu kullara da ey Allah'ın kulları, Allah birdir. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ona iman edin demek içinizden geliyorsa buyurun. Benim derdim bu. Buralar onun için geldi. Yani ben bu yıllık iznimi eşimi çocuklarımı alarak bir Kaplıca'da geçirebilirim. Ama ben onlardan ayrı buralarda dolaşıp duruyorum. Ama tahmin ediyorum daha karlıyım. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı giderken zengin değilim. Sadaka, zekat verecek halim yok. Fazla ibadet edemiyorum. Belki bu çalışmalar sebebiyle ya Rabbi dört tane fukara kulun sana gelmesine yardımcı olur. Beni affet diyeme imkanı elde ederim diye geliyorum. Bu işten de ne karım, ne param, ne kulum da yok. Arkadaşlar biliyor. Allah razı olsun. Bir saat konuşuyorum ben. Çünkü bir kişi bir alemdir. Bu alemi fethederseniz başka aleme gitmeye yüzünüz ve hakkınız olur. Her birimiz birer alemiz. Ve dünyanın en gelişmiş silahı insandır. İnsandan daha gelişmiş silah yok ki. Ben bu silahları ateşlemek için buralardayım. Burada alemi vatandaş fazla yok. Bir kişidir, iki kişidir. Ama şu makine var ya, var. Erenler biliyorlar. Şu makine var ya, bu makine dağıtıyor bunları. Arkadaşlar sağ olsunlar bu tespitleri şu küçücük makineden evlere vesaireye götürüyorlar. Şimdi iyi de bir şey var bu Almanya'da, bazı şehirlerde kablo televizyon var. Evet. Kablo televizyon olan yerlerde kablo televizyonda yapacağız bu konuşmaları. Dolayısıyla evlere, hanımlara gidecek, çocuklara gidecek bu mesaj. Ve tek tek Alevi köylerine gidiyor bu mesaj. Niye gidiyor? Gidiyorum, konuşuyorum ben. Arkadaşlar makineyle çekiyorlar. Her yerde var Allah'a şükür bu makineler. Sonra cebine koyuyor gazeti, gidiyorlar Alevi köyüne. Diyorlar ki biz milleti, Türk gençleri köyümüzde bir çay içmeye geldik. Bize bir çay içebilir misiniz? Olur, hayır, buyurun çocuklar. Estağfurullah, Tanrı misafirine kapımızdan çıkıyorum. Bugüne kadar da ben milliyetçiyim diyen hiç kimse Türk köyüne gitmemiş, Alevi köyüne yani. Çay içerken konuşuyorlar, muhabbet falan, çocuk gazeti cebinden çıkıyor. Ya bizim bir filmimiz var, konferansımız. Şu davenin videosuna bir taksak, seyretsek olur mu çaycı? Hay hay olur. Ulan bir başlıyor, Ali, Allah, Muhammed, Hacı Bektaş falan. Ya şunu dinleyelim, durun, gelin, millet oyunu bırakın bakalım falan diyorlar. Oğlum bundan bir tane bize verin diyor. Ücreti neyse verelim. Ve bu iş Türkiye'de alabildiğine yaygın bir biçimde devam ediyor. Yurt dışında da bu işi biraz hareketlendirmek, vatandaşlar arasında hoşgörüyü geliştirmek, dostluğu, sevgiyi artırmak istedik. Her memur gibi bizim de bir yıllık iznimiz vardı, aldık geldik. Eğer bunu başarabilirsek, kitabın birinci baskısını Kültür Bakanlığı yaptı, azami 15 günde bir. İkinci baskısını ben yaptım, yayın evinde. 20 Aralık'ta bastık. Buraya gelirken sadece bir tek kitap kalmıştı elimde, yayın evinde. Gittim Yeni Düşünce Gazetesi'nde satılmamış 50 tane vardı, onu getirdim Türk Federasyonu'na verdim. O da arkadaşlar da gitti. Sanıyorum inşallah demiş. Getirip o bana Allah'ın gönderdiği kitap. Gitmişler ağacı kesmişler, yarmışlar hakikaten içinden kitap çıkmış. O kitap, Fit Cafer'in kitabıdır işte. Bir takım sapık adamlar, kıyısını köşesini onu düzelterek din kitabıymış gibi yayınlamışlardır. Piyasada vardır. Öyle devam ediyorlar yani. Vardır. Var.
din adamı, din kitabı budur, Müslümanlık budur diye bir kitap yazıp gitti demiş. Kendisine bir telkinde bulunmamış. Tamam mı? Birisi de çıkmış, Ehl-i Beyt'i seven bir heyet tarafından yazılmıştır diye bir kitap çıkarmış ortaya. Heyetin ismi de yok. Heyetin adı da yok. Sonra bir tane Şinasi Koç diye zındık vardı. Turan Dursun'un değişik şekli. Avrupa'da yaşıyordu, arada bir Türkiye'ye gelir. Şöyle bir dolaşır, biraz para toplar. Sonra Avrupa'ya gelir, Avrupa'da da iyi para alırdı. Kiliseler birliği destekliyor derim. Aleviliği bozmaya memur bir adamdı. Öldü, vasiyet etmiş. Beni ütülü elbisem ve kravatımla defnedildi. Tabutta cenazesi Türkiye'ye öyle geldi, öyle defnedildi vasiyet üzerine. Adam Müslüman değil çünkü. O Dürzün'ün kitabı da satılıyor. Başka kitaplar da var. Satılan yüzüm üzerinde sapık kitap var. Bunların kimisi Ali Allah, kimi Muhammed, kimi peygamber, kimi de Müslüman, Aleviler Müslüman değil tezine dayanıyor. Kimi Aleviler Hristiyandır. Aslında Hristiyandır, tekrar Hristiyan olmalıdır diyorlar. Kitap sayısı yüzüm üstündedir. Bizim kesimde ise rahmetli Mehmet Erüzüm, Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 1977, ondan sonra bu fakirin kitabı, bir de 90'ın sonunda çıkan Ruhi Fırlalı'nın Türkiye'de Alevilik Bektaşiliği var. Onun için Ehl-i Beyt dergisinde Almanya'da çıkan bir dergide Ruhi Fırlalı ile benim aleyhime veryansın etmişler. Alevileri sünnileştirmek istiyor. Tövbe haşa, ben öyle bir derdim yok. Gerçek Alevi'yi öğretmek istiyorum ben. Keşke gerçek Alevi'liğe ulaşıp da hepimiz Alevi olabilsek. Hocam, Türkiye'de sizin anlattığınız gibi bir Alevi abimiz var, tanınmış. Ahmet Er mi yoksa? Hayır, Ahmet Er Manisalı mı? Evet. O değil. Hatta şehit Masumi'nin adına şiir yazdı, plak çıkarttı. Kim o? Cafer Toksun. Yıldız 50, Yozgatlı olmanın adıyla tanıştınız tamam mı acaba? Sırasını yapınız. Masumi'nin kendisi dinsiz kesimde kaldı. Din imanı inkar etti. Şimdi benim biraz aşıklıkla da, aşk edebiyatıyla da alakalı var. Aşıklardan bir grubu evine götürmüş. Alevi aşıklar. Bir gavur kızıyla evli kendisi. Yabancı bir hanımı var. Çağırmış karıyı. Kime tapıyorsun demiş. Sana tapıyorum. Dönmüş, gördünüz mü demiş. Sizin Tanrı'nıza tapanlar var, bana da tapanlar demiş. Bunu söyleyen adam, namuslu adam. Yalan söylemesi ihtimali olmayan adam. Mahzun-i Şerif şu anda dini imanı reddetmiş bir mevzumdur. Mahzun-i Şerif dediğim arkadaşı aleyhine yazdı. Allah belanı versin, Cafer diye. Tamam. Yani hep çok Alevi var. Yani iyi Alevi var. Ben sanıyorum 15 gün falan önce, 3 hafta önceki, 3. haftaki cumartesi pazarı Akhisar'ın Sünnetçiler Köyü'nde geçirdim. Sünnetçiler Köyü, Alevi Köyü, Ahmet Er'in köyü. Ahmet Er'den daha Müslüman adam çok azdır. Türkiye Radyo Televizyonu'nda 1969'da Türkiye'de ilk defa ben Muhammed'i güzel istiyorum diyen politikacıdır Ahmet Er. Ama şimdi köyde yaşıyor. Beş vakit namaz kılar, caminin müezzinidir. İmam Devlet'in müezzini Ahmet Er. Beş vakit camide müezzin. Bir yere giderse imama haber verir. Hoca efendi ben falan namaza gelemeyeceğim. Haberim olsun diyor. Kadrolu müezzin onu yapmaz. Ama hocam bizim orada bir Yahyalı köy var. Ben Sivaslıyım. Yahyalı köyünü sizler gidiyorsunuz. Orası bir Alevi köyü. Çekmi'ye yakın. Bizim orada bir de Çekmi var. Çekmi de aynısı. Tamam. Çekmi de aynısı. Anlatır mısın? Yarın dinleyeceğiz. Ondan sonra o köyde cami yaptık devlet tarafından. Cami yapıldı. Hoca verildi. Hoca bir gün duramadı zaten geri gitti. Niye biliyor musun? Bakın benim Diyanet Gazetesi'nin önce çıkan Gülde Resimam'ım var. Sonra başka yerlerde bir sürü iktibas edildi. Yazarlar Birliği yıllığa aldı. Çok makbul menkıbe. Ama doğru, gerçek. Kitapta da var. Alevi köyüne giden Yozgat Çayralan'ın Gülderesi köyü, Evci köyleri içinde bir köy. 17 yaşında mahkeme kararıyla imam olmuş bir delikanlının kahramanlığı nasıl ilgi göstermiş, nasıl cemaati Kur'an okutmuş filan. Ama ondan sonra o askere gitti. Ben o çocuk orada görevliyken gittim köye. Dedim ki köylere bu çocuğu alalım. Yaşlı başlı evli barklı birini verelim. Komşuluk ilişkileri de daha düzenli olsun.
Muhtarın babası birisi var, yaşlıca bir adam. Biraz dedelik, biraz da hocalık biliyor. Aman kurban olayım müfettiş bey dedi. Bu çocuk kalsın köye Müslümanlığı getirdi. Şimdi yaşlı birisini verirsiniz. O da şansımıza yobazın biri çıkar, köylü gelip gavur olur dedi. Ve adam keramet sahibiymiş, aynısı oldu. Yobazın birini verdik, beni Hızırbaş köyüne sürgüne gönderiyorlar. Burası gavur köyü diye gitti pezevenk. Adamı biz meslekten attık. Sonunda ihraç ettik. Ama köylüyü de gavur etti gelin yeniden. Öyle bir adam gider, köylüyü gavur eder. Şuraya içeride dışarıdan birisi geçse, içeri girerken sövse hepimiz adamı gırtlağına çökeriz. Tabii. Ama selam veren birine de selamla mukabele ediyoruz. Sen bana gavur dersen ben de sana gavur derim. Sen bana canım dersen ben de sana canım derim. Mesele insani ilişki meselesi. Ben Sivas'a gittim, Birik ilçesine gittim. Ama ne muhabbettir. Ama ne muhabbettir Alevi vatandaşlardan. Hem de işin ters tarafı. Bizim Ocak dergisi toplantıyı düzenliyor. Alevi vatandaş bizim ocağın toplantısına geliyor. Mümkün mü? Hesaba, kitaba, politikaya, piyasaya göre mümkün değil zannediyorsunuz. Ama dedeler geliyor, Alevi vatandaş geliyor, Türk ocağının toplantısına geliyor, bizim ocağın toplantısına geliyor. Alevi'yi dinleyeceğiz, neymiş bu akal, ne anlatıyorlar. Hatta Tokat'ta enteresan bir şey oldu, ilk konuşmamdı benim Tokat'ta. Özel idare salonunda, bayağı 1000 kişiye yakın alan bir salon. Birkaç tane dede toplanmış, çiçek yaptırmışlar. Üstüne de adlarını yazdırmışlar, büyümüş. Bir tanesi de, ulan bu Sünniler bize sövecekler diye 10-15 tane delikanlı bulmuş yanına. Gitmişler, kafaları bir güzel çekmişler. Eğer onlar söverse, ben de senin, ben de senin diye karşılık verecekler. Fakat içmişler. Rahatta duramıyorlar. Tepki göstermek istiyorlar. Ama sövecek de hiçbir şey yok. Ben niye söveyim adamlara? Ben sevmeye gitmişim. Sevmeye değil. 15 dakika falan geçti. Ulan be dedi adam. Durun lan dedi. Bu adam bizi biliyor dedi. Ulan dedi. Öğrenin bizi be dedi. Nasıl Müslüman olduğunu. Karış olduğu belli dağ arasında. Şimdi ben bu Yezid işini de anlattım. İçki işini. Konuşmanın sonunda merhaba, hoş beş, tebrik falan filan. En sona bunlar kalmışlar. Biri geldi, elime sarılmak istiyor ama adam ben ne yaşlı, estağfurullah filan. Dedi ki, kusura bakma, bizi affetti. Biz dedi, oraya birkaç tane Yezid toplanmış, bize sövecekler diye dedi. Terbiyesini getti, içerek geldik dedi. Böyle olduğunu bilseydik, bu halk yerini bilemedi dedi. Ben dedim, estağfurullah, affetmek bizim haddimiz değil. Cenab-ı Hak affetsin dedim. Bir de dedi, şu Yezid işini dedi, ilk defa duyuyorum dedi. Bilsem içer miyim, içirir miyim dedi. Ve de bana dua et dedi. Sen ki bu kadar büyük adamsın, senin duan makbul olur dedi. Yanımda da bir dinler öğretmene dikiliyor. Tüh dedi ya. Dua istediği kadar o da bak. Şimdi adam bir sarhoş. Sarhoşluğuna rağmen hatasını fark etmiş. İnsanın en büyüğü, en makbulü hatasını fark eden, ben hatalıyım diyen adamdır. Gerçekten de büyüklük etti.